İyi geceler sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bu akşam yine güzel bir birebir olacak. Çok değerli isimler var bizimle beraber bu akşam. Altın Erkekli. Altın abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Çok iyi görünüyorsun. Tatilde mi geldin? Evet, tatilde. Belli abi. Belli. Yani diyelim şahane görünüyorsun. Ve Cemal Ünal. Sen ne görüyorsun Cemal? Çok iyi görünüyorsun sen. Teşekkür ederim, sağ ol. Sen tatilde değildin ama. Yok, ben bir şekilde daimi çalışma halindeyim. Ne yapıyorsun, çalışıyorsun? Ne yapıyorum? Şu aralar son Temmuz ayında yoğun bir film çekimleri vardı. O gün bugündür evdeyim, oturuyorum, yazıyorum, çocuk bakıyorum, yemek yapıyorum. Aa bak bu ben de yemek yapıyorum, çocuk bak. Bak çocuk bakmıyorum artık. Artık çocuk bakıyor ama yemek yapma konusunda beraberiz. Ben de sürekli evdeyim ve çok mutluyum. Diğer konukları söylemeyi unuttum tabii bu arada. Elif Buse Doğan tanıyorsunuz herhalde. Bana bir arkadaşım bahsetti ki muazzam bir ses dedi. Ben hiç duymamıştım o güne kadar. Bir baktım hakikaten şahane. Davet etsek gelir mi programa dedik. Sağ olsunlar, kırmadılar, geldiler. Ve Deniz Orhun. Değişik bir şef. Ziraat mühendisi üstelik de. Uzun zamandır yemek programları yapıyordu. Altın abi de konuk etmiş programda. Evet, evet. Ve çiğ börek yapmışsın herhalde. Çiğ börek. Allah Allah. Var mı böyle bir özelliğin senin, çiğ börek yap, böyle yemek yapma gibi? Çok severim. Bazı yemekleri yapabiliyorum ama... Hangi yemekleri mesela? Ispanak yaparım. Nasıl ispanak? Hamsi bulgur. Bayağı... Tabii bildiğiniz pirinçli, pirinçli ıspanak. Kaması falan filan gayet gücür gücür of. Yapraklarını yıkıyorum. Ay ay ay. Evet evet. Severim ıspanak. Ondan sonra hamsi buğulama. Oo, o da evet, güzeldir. Ondan... Uzun zamandır yemedim onu daha. Bak evet. Özledim vallahi şimdi. Şimdi yeni geldi. Çıktı hamsiler daha ufak. Evet. Sonra büftek... Ama büfteyi yapmakta bir şey yok canım. Hayır, ızgarada değil. Ha tamam pardon. Sulu selli böyle ha, şeyli. Salçalı falan, patatesli, evet, domatesli, biberli. Evet, biberli filan. O annem de çok sever onu. Sonra limonlu sarımsaklı püre. O da bir şey yok, o da kolay ama, kıvamlarını... Ama güzel, kıvamını tutturamazsan püre çok... Yani ne kadar basitse o kadar zordur. Tabii. Peki abi, bütün bunları yaparken filme ne zaman? 3 film çekmişsin yine. Ama şey, Cemal'inki gibi başrol değildi benimki. Yani başrol, yan rol, 3 film aynı anda çekmek. 3 tane. Şimdi bilmiyorum, çok çabuk çekiliyor filmler. Saydın mı? Hızlı hızlı. Kaç günde çekiliyor mesela? Bir tanesini 15 günde çekti. Oo, evet, hakikaten hızlıymış. Yapım ekibi. Kim bu aile? O biraz uzun sürdü. 6 hafta falan sürdü. Ha. Çünkü... 6 hafta, o da 6 hafta, 1,5 ay. Evet, 1,5 ay. O da çok iyi aslında. Evet, evet, evet. Ama şu anda mesela 10 gün, 15 gün ortalama filmlerin çekimleri. Sahiden yani mi? O kadar, tabii, tabii. Dizilerden dolayı alıştı, herkes hızlı çekiyor artık galiba. Evet, evet. Peki bunun evrensel süresi ne mesela? Bir Hollywood filmi kaç günde çekilir? 3 ay, 3,5 ay, 4 ay. Tabii. Ha iyiymiş, o da çok uzun değil. Bazı bir yıl falan duyduklarım var. Yapımdan yapıma değişebiliyor. Daha uzun sürenleri var. Hani post prodüksiyonda falan çok iş isteyen falan ama maalesef bizim... Maliyet üstü niye mi bu hızlı çekimlerde? Evet, galiba. Maliyet. Galiba. Çünkü ekipler haftalık olarak alıyorlar paralarını vesaire. Şeyde Vizontele... Onu soracağım. İlk film 35 günde o. O da hızlı seyrediyor Vizontele gibi bir film için. Ama burada her şeyi çok iyi hazırlamışlardı. Vizontele'yi zaten şeyde çektiniz değil mi? Van Gevaş'ta. Van Gevaş'ta çekmiştim. Ama millet onu Hakkari sandı galiba. Evet. Evet, niye Hakkari çekilmiyor mesela Van Gevaş'ta çekiliyor? Çünkü oradaki teknolojik yapıyı sökemediler. Ha. Yani Gevaş daha bakirdi. Bunlar tabii çok bakir olduğu için orası bir film platosu gibiydi. Köy filan yeniden kuruldu. Onun için çok daha rahat. Gevaş da güzel yerdir. Karşısında da ada vardır. Akdemar evet, Adası. Evet, Akdemar Adası. O zaman tadilat filan yapılmamıştı daha. Evet, sonradan oldu onlar. Nasıl zaman geçiyor? Kaç sene oldu? 22 sene oldu. Vay 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 vay. 2000. Evet. Yani AK Parti bile iktidarda yoktu. O kadar eski evde. Eski Türkiye. Evet. Güzel Türkiye'ydi. Evet. Hoş Türkiye'ydi hakikaten. Abi senin hayatına okumuşsun. Geleceksin diye. Şimdi bu kadar detay. Sanat hayatını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz ama detay çok bilmiyordum. Diyarbakır Marif Koleji'nde okula başlamışsın. Evet. Diyarbakır nere abi? Evet. Diyarbakır'da mıydın o sırada? Niye? Şöyle. Annem... İlkokul 1'de başlayacağım. Ağır bir ameliyat geçirdi. Babam o zaman alay komutanı Kandıra'da. Ha, askerlikten ötürü. Evet, askerlikten ötürü. Evi taşımamadı. Ben de ilkokula başlayacağım. Büyük abimle 10 yaş fark var aramızda. Bana kim bakacak? Kimse yok aileden. Göztepe pansiyonlu ilkokula yatılı girdim. Ona iki tane de. Bir tane Yeşilköy'de vardı pansiyonlu, bir tane Göztepe'de vardı. Biri Halil Vedat Fıratlı'ydı, öbürü neydi? Hatırlamadım şimdi bakayım. Bizimkinin şeyini bilmiyorum ben. Ben hatırlamadım. Evet. Yani bir yıl falan okuyacaktım orada. Fakat
okul çok hoşuma gitti benim. Öğretmenler İlkokul. De çok sevdi. İlkokul. Orayı bitirdik. Yatılı okuyoruz. Sonra... Sen de ilkokulda yatılı okudun yani. Yatılı okudum. Şahane. Dil öğrenmemiz gerekiyor. Rahmetli çok istedi. İngilizce eğitim veren. O zaman 7 tane kolej var. Marif Koleji, devletin okulları. 7 bölgeye yapılmış bunlar. Amerikalılar. Amerikalılar yapmıştı onu. Tabii. Ben Marif Koleji... Marif Koleji, Marif yapmış da öğretmenler Amerikalı. Öğretmenler Amerikalı. Çok biliyorum canım. Hepsi Amerikalı. İstanbul'da vardı, Ankara'da tabii, vardı. Tabii, tabii. Diyarbakır, Eskişehir, Samsun, İzmir. Ondan sonra sınava girdik Konya. Sınava girdik. Benim puanım Diyarbakır'ı tuttu. Tabii. Dediler ki daimi yatılı okumak ister misin? Ben o daimi kelimesinin anlamını... Ne olduğunu... Tabii dedim ben. İki gece, üç gün. Güneydoğu Ekspresi Haydarpaşa'dan. Kalkardı. Giriş. Tabii. İlk babamla gittik. Sonra emanet ediyorlar Haydarpaşa'da bir aileye. Başım gözüm üstüne diyor. Alıyor. O seni okula götürüyor. Okula götürüyor, teslim ediyor. Kaç sene? 2,5 sene öyle devam etti. Yani aile Diyarbakır'da olduğu için değil, orayı kazandığın için Diyarbakır'daydı. Ne güzel ya. Süper. Evet. Peki zorlandın mı biraz Diyarbakır'da? Valla zorlanmadım da şimdi yayını seyrediyorsa sevgili arkadaşım Vedat Başaran hep takılıyor bana. Ya Diyarbakır bitmedi, senin şu serüvenin Diyarbakır bitmedi diye, ama ben söylemedim. Merak. Çok garip bir şey. Diyarbakır'da yatılı okumak o zaman içine böyle şey. Hani bugün biraz daha belki ulaşım falan kolay ama o zaman dediğin gibi 3 günde gidiliyordu. Hüzünlü bir başlangıcı oldu ama sonradan çok sevdim. Sevdin okulu da. Çok sevdim. Sonra tiyatro neden aklına geldi peki? Tiyatroda orada bir taklitler yapıyordum ben. Beni, Diyarbakır Marif Koleji'nde. Diyarbakır Marif Koleji'nde beni bir eğlence programı yapıldı. Oraya çıkardılar. Son sınıftaki abiler. O zaman son sınıflar hakikaten böyle dev gibi. Dev gibiydi abi. Yaşar abi günde iki kere tıraş oluyordu mesela. Biz sakalımız çıksın diye böyle yapıyorduk. Sen iki kere. Ben de Galatasaray'ken tıraş olurdum. İki kere oluyordu. Yaşar abi dedi ki tamam sen de taklit yapıyormuşsun. Çıktım ben. Tabii o Yaşar abisi Yaşar amca gibi geliyor sana. Evet. Ben herkesin taklidini yapıyorum. Müdür beyin de taklidini yaptım. Eyvah. Bütün okul yıkıldı. Müdür de yıkıldı mı? Müdür bey böyle kafasını sallıyor. Böyle yapıyordu bana. Evet. Sonra gösteri bitince Amerikalı öğretmenimiz dedi ki Mr. Auer, you'll be a great actor dedi bana. Ben de inşaat mühendisi olmak istiyorum. Ya, buna bak ya. Nereden? Kim ya? Subay çocuğuyuz, disiplinle büyümüşüz falan filan. Ondan sonra müdür bey 3 gün sonra koridorda ıslık çalıyordum ben. Dersler falan bitmiş. Yakaladı beni buralarından, tuttu, kaldırdı, duvara vuruyor. Vay. Şimdi de ben senin taklidini yapayım mı diyor. Şimdi ben senin taklidini yapayım. O zaman gözündeki kini gördüm. Ağlamadım ama inatla ağlamayacağım dedim. Ve dedim ki doğruyu söyleyince demek karşılığı bu oluyor. Doğrudan vazgeçmeyeceğim dedim. İşte herhalde o tiyatronun başlangıcı oldu bende. Sonra İstanbul'a, İstanbul'a nakille geldik. Marif Koleji'ne, Kadıköy'e. Sevgili İngilizce öğretmenim Pesen Şentürker, 2 sene önce rahmetli oldu. O benim bu yeteneğimi fark etti. Dedi ki seni inşaat mühendisi yapmayacağım. Kendi ellerimle tiyatrocu yapacağım dedi. Evet, çok emek verdi. Hiç pişman oldun peki veya hiç ona kızdın mı? Ya nereden bu işe? Yok, olmadı. Olmadı. Ben inşaat mühendisi şimdi iş adamı olmuştum. Bak bir sürü inşaat mühendisi. Yok, kovarlardı bizi canım. Biz doğayı falan bu kadar kat etmezdik. Bize iş yoktu. Bizi atarlardı yani. Belli olan için köprüler falan yapıyordum ben gibi. Bu değil, bu sen... değil, bu değil, bu değil. Hata. Ama sende o tip yok abi, olmazmış. Yok. Sen fazla iyisin bu, iş için. Tabii. Cemal, senin nasıl başladık? Yani, şimdi itiraf, ben seni hiç tanımıyordum. Ne zamana kadar? Beyni güzel. Ne zamana kadar? Tahmin et. Isız adam mı? Yoksa. Tabii ki. Tata. Şimdi Mustafa Oğuz seni ısız adamda oynatmış. Biz de Mustafa Oğuz yapıyor değil mi? Mustafa, evet. Oynatmış. Çağan da yönetmen. Biz de seni tanımıyoruz. Çağan'ı tanıyoruz yani. Çağan bir şey yapıyorsa iyidir falan diye geldik. Yani şimdi filmi seyrettikten sonraki nidamı söyleyebilirim. Ha diye başlayan ulan ne film dedim. Ve ben ağladım filmde böyle. Karım dedi ki ya seni boşarım ben dedi ya. Bu filmde de ağlanır mı? Ama ben güzel demiş. Ağladım abi. Yani niye bilmiyorum. Çok duygulandım filmde. Senin hikaye nasıl başladı? Sen nereden bu işe bulaştın? Ben bir özet geçecek olursak ben 3 yaşındaydım. Bana çok da hatırlıyorum. Ne iş yapacaksın dediklerinde hikaye anlatacağım. 3 yaşında. Tabii şimdi benim o büyüdüğüm yıllar 3 yaşında ben zaten Star Wars'ı seyretmişim. Bir de Conan'ı seyretmişim. Çok fena fişimi çekti o benim. Çok. Ama tabii o zaman yani film sektörü falan hiç yoktu Türkiye'de. 13 yaşında okulda tiyatroya başladım.
bir şekilde şansım. O kadar da yaşlı değilsin canım. Yapma 3 yaşındaki Filistin tromozorun vardı. Sanırsın ki Muhsin Ertuğrul. Ondan sonra işte 13 yaşında falan okulda tiyatroya başladım. Çok da seviyordum. Bir 17 yaşlarında da çok şanslıydım. Aynur Velidedoğlu'nun çektiği reklam filmlerinde sette çalışmaya başladım. Ha çalışıyordun Aynur Velidedoğlu'na. Ben de Bonnie Bond'a mı oynadın diye düşündüm. Yok. Benim oyunculuk... Hani ben yani tiyatro okumaya çok vakit ayırdım. Hani hem metinlere yetişme hem tiyatro önünde. Çünkü hem senarist hem yönetmenlik de benim hedefim. Ha oyunculuk değil. Sen evet. Arkadan olmak istiyordun. Ha. Evet ama tabii yani yönetmenlik ve yazarlık için temel drama algısı ve hani bir oyuncu için metin yazabilmek, senaryo yazabilmek başka şeyler gerektiriyordu. Tiyatro eğitimi de fazlasıyla haz veriyordu bana. İyi bir mazeretti hani oradan devam etmek için. Ondan sonra bir eğitim sürecinden tamamlandığında Türkiye'ye döndüğümüzde kardeşimle ortak bir çizgi film şirketi kurduk biz. O Flash animasyonda bir uzun metraj yapmak gibi bir hayalle yola çıktık. Tabii ben bu arada yine setlerde çalışıyordum. İşte bu yıllar içerisinde bir sürü dublörlük eğitimi de almıştım. Dublörlük. Evet, dublörlük de yapıyordum. Beni Ulak filminin setine yetkin dikincilerin at yeri olarak... İlkini Ulak zaten değil mi? Evet. O da Çağ'ın filmi zaten. Evet, ben onun teaser çekimine gittim, fragman çekimine. Yetkin dikincilerin at dublörü olarak gittim. At dublörü? Tabii. Mesela attan düşeceksin falan yani. Yok, sadece at koşturacağım. Yani. Hani oradan oraya gideceğim. Yetkin işte. Dikinciler at koşturamıyor mu? Ya şimdi onun boyuna göre bir at bulmak lazım bir kere. Biraz iri bir at bulmak lazım. Zaten bana kostümü gitti. Kollar falan burada böyle. Yetkin hocanın böyle kostümüyle geziyorum ama yani hani her şeyi üzerime iğnelemek zorunda kaldılar falan. Güzel, enteresan bir çekim günü oldu. Ben de çok mutluydum. Çünkü benim en büyük hayalim hani sinemayla, kamera önüyle alakalı. At üzerinde kostümlü hani böyle bir filmde bir şey olsun o benim için yeterli. Mesela aslında Cüneyt Arkın olmak istiyordun. Evet, tamam, total. Çok çok da severdim. Hepimiz çok severdik. Nur Seyir'e. Çok çok mutlu olmuşum ben Cüneyt hocamla tanıştığımda çok mutlu olmuşum çünkü biz o zamanlar çok yoğun bir şekilde atlı okçulukla uğraşıyordum. Bizim her yarışmamıza gelirdi. Gelir miydin? Baştan sona da izlerdi o tribünde oturup. Gelirdi, atları severdi. Peki hakikaten ok bok atabilir miydi yani? Var mıydı öyle yetenekleri? Ya inanılmaz kendini geliştirmiş bir insandı. Hani gerek bilince... O da dublör gerek... kullanıyor. O da bizim Tom Cruise gibi. O kendini çok parçalamış. Evet, çok parçalamış kendini. Çok çok emeği var. Hepimiz üzerinde çok emeği olduğunu düşünüyorum. Yani sonra? Ya Ulak'ta birden ben rolü kaptım. Hani Ulak rolü senin dediler. Yetkinde istediği başka bir rol var. Ona da bunu veriyoruz. Bir anda ben... Bir anda başrole geçtim. Evet. Filmdeki... İlk rolüm başrol. İlk rolüm, evet. Başrol değil aslında. O hikayenin içindeki böyle... Önemli bir rol. Hikayenin içindeki masal karakteri. Hani hikayenin içindeki masal karakteri çok enteresan bir rol aslında bütün olarak bakınca. O aralar restoran çalıştırıyordum ben bir tane. Biliyorum. Nişantaşı'nda. O kadar da mutlu olmuştum ki. Yani benim için en inanılmaz kısmı Apokalipto. Mel Gibson'ın filmini görmeye gitmiştim tek başıma. Böyle bazı filmlere tek başıma gidiyorum. Allah Allah. Tek başına sinemaya gidiyorum. Evet. Sabah saatleri falan hiç kimse yokken. O da enteresan. Sonra filmin önünde işte o müziklerle falan Ulağan fragmanı. Ben at kostüm falan. Ben böyle beyaz bir yerde tek başına gittim. Çok mutlu oldum. Yani tüylerim anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Ondan sonra Çağ'ın restorana davet ettim ben. Hem bir teşekkür etmek için hem misafir etmek istedim falan. Sonra biz oturduk böyle yemekte böyle işte bir yandan restoranın işlerini koşturdum bir yandan masaya geliyordum. Tam oturdum masaya dedi Çağ'ın bir film var dedi. Böyle böyle. Aa ıssız adam fikri. Oturdu bana baştan sona anlattı film. Daha yazmadım bunu dedi ama sahne sahne anlattı film. Ben böyle ağzım açıklayayım çok iyi hikaye falan. Dedi oynar mısın bununla dedi. Oynarım. Çok isterim dedim. Ama bak dedi hayatın yönü değiştirir. Ben dedim bir şikayetim olacağını sanmıyorum. Yani çok çok fazlasıyla hani içinde yaşadığım bir işti çünkü sinema. Birden kendimi sette buldum. Yani çok güzel bir şanstı. Peki Çağ'ın yani o başarıyı bekliyordu. Hayır beklemiyordu. Beklemiyordu. Hatta şöyle çok enteresan bir sohbet geçmişti sette böyle bir sahneyi çektik falan. Ben monitöre gittim böyle. Çağıncı böyle yaslanmış böyle kara kara monitöre bakıyor. Görüntü yönetmenine döndü. Ya dedi inşallah dedi şu film dedi 350 bin seyirci gelsin dedi. Mustafa Bey'in parasını kurtarır. Kaç geldi? Görüntü yönetmeni dedi yok abi 500'ü geçer mi dedi. Çağın bana dönün Cemal dedi kaç yapar bu film dedi. Vallahi abi dedim herhalde 1,5 milyon yapar dedim. Gülmekten sandalyeden düştü. Şaka yapmıyorum. Film 4 milyona yakın. Ya. Bir şey yaptı. Hepimiz çok... Bu arada ben Antakya'daydım o arada. Dağ başında yaşıyordum falan hani. İşte iki sen tane hayatında da bir çok acayip yani mesela ben
Yani hobi olarak film çekiyor ve gerçek iş olarak abuk sabuk şeyler uğraşıyormuş gibi bir hissiyat oluşuyor bende. Evet. Atlarla bir şey değilim. Uğraşıyorsun, birbirinize bir hayvanlarla dolaşıyorsun ve bir acayip bir hayatın var senin. Nasıl bir hayat öyle? Ya doğayı çok seviyorum. Evet, farkındayım. Yani içinde yaşadığım gezegeni de çok seviyorum. En çok da hayvanları seviyorum galiba. Kaç at, kaç köpek, ne? Ya bir ara çok... Sanki senin böyle bir hayvanat bahçesi müdürüymüş gibi halin var. Çok, gerçekten öyle. Çok isterim. Herhalde küçük bir hayvanat bahçesi bahçesi kadar çok hayvan bakmış olabilirim hayatımda. Atlarla artık uğraşmıyorum. Ha, bırakın atları. Evet. Niye? Birkaç tane sebebi var. Bir, hani öğrendikçe, kendimi geliştirdikçe bir sürü şey yadırgamaya başladım. Çünkü ben netice itibariyle hani at terapisti olarak geliştiriyordum kendimi. Çünkü atlara fısıldayan adam. Evet, bunu öğrenmem gerekiyordu. Çünkü atlı okçulukla uğraşmak istiyorum ben. Ama bana gelen atı benden önceki adam elindeki bir şeyle dönmüş. Şimdi ben elimdeki şeyi uzağa atmaya çalışıyorum ama yani o da çalışmıyor. Okul kaldırıcı atlara, evet, gidecek zannediyor. Çok iyi hocalarım oldu. Atlı okçuluk camiası, çünkü çok fazlasıyla hani doğal iletişim. Bu atlı gerekten. Okçuluk, bu etnospor dedikleri şeyle bağlantılı. Evet, evet. Yani. Ondan önceydi. Ben ondan sonra orada bir yerlerde ben fişimi çektim zaten. Çünkü gördüğüm şeyler beni çok mutsuz etmeye başladı. Atla... Bir attan düştüm, bir şeyler oldu değil mi? Oo, düşüşüm çok. Ama bir atla kafa kafaya girmişliğim var. Suratımda 16 tane vida var. Onu diyorum. Çok fena bir şey olmuştu. Evet. Gözüm çevresinde. Bir şey kalmamış. 4 dakika 16 vida. Çok iyi bir doktorum vardı. Şükrü Yazar. Rekonstrüktif cerrah. Buradan kendisine selam söylüyorum. Hiçbir iz kalmamış yani. Yok, kalmadı. Çok yani zor bir süreçti. Yani neredeyse benim kadar yakışıklısın hala. Evet, teşekkür ederim hocam. Bunu sizden duymak bu özgüven muazzam. Ama artık böyle hani özellikle Türkiye'deki şartlarda bir de insanların yaklaşımı da çok önemli. Atları ve insanları bir arada görmek beni mutsuz etmeye başladı. Hani kimseye bir şey hani şimdi mesela birisi bana işte öğretiyor musunuz falan dediğinde abi atlardan uzak durun lütfen falan diyorum. Hani. Atlara bulaşmayın. Bir de zaman içerisinde geçirdiğim çok sakatlık da oldu tabii ve gerçekten bir vücudumun dinlenmesi de gerekiyordu. Ki netekim hani Survivor'da bir kısmı... Son derece formda görüyorsun ama. İyiyim, iyi bakıyorum kendime. Hani, evlendim. 20 senedir aynı kadınla beraberdim. Evlendik. Evlisin yani. Evliyim. 11. yılımızı geçen hafta sonu kutladık. Ne güzel. Oğlumuz var, 8 yaşında. Maşallah. İşte 3 kedi, bir papağan. Oğlan da böyle bu hayvan merak ona devam ediyor mu aynı? O da şimdi hem çocukluğu çok atların içinde, çiftlikte köpeklerle beraber. Yani ata binmek istiyorum dersen ne yapacaksın? Başım üstüne. Ha, yine tekrar yani, atlar gelecek. Sanırım yapmak isteyeceği her şey için hani makul olarak kendisine fayda sağlayacağı, yapmak isteyeceği her şey için ona bir yol açıp onu cesaretlendirmek benim herhalde hayatta yapabileceğim en önemli görevlerden biri. Ne yapıyor, ne düşünüyor böyle o senin gibi? YouTuber olacak. YouTuber olacak. Süper. Süper. Parayı çok, götürür. Çok pragmatik bir çözüm buldu. Çok akıllı çocuk. Akıllı çocuk. Vallahi çocuk bizden akıllı. Oyun tanıtımları falan yapacakmış. Öyle hani var bir vizyonu ve çok farklı bir zeka sergiliyor. 8 yaşında bunu söylüyor. Bravo. Ve düşünüyor. Bravo vallahi. Evet. Bravo. Provalarını da yapıyor. 8 yaşında bizim en büyüklerimiz çişimizi tutmak. Yani, geçenlerde bir YouTube programı çekiyorduk işte bu yapım şirketinin bahçesinde. Tam sohbet dönüyor. Doğan da oradaydı. Ufaklık. Dediler işte davet edebilir miyiz kamera önüne falan. Geldi böyle işte birkaç soru sordular. Bir iki tane soğuk cevap verdi falan böyle dikildi. İşte son söylemek istediğim şey var mı dedi. İşte ondan sonra döndü. Beğen tuşuna basın dedi. Abone olun. Yani netice olarak bir bela, evet, geliyor yani. Evet. İyi, güzel şeyler bunlar. Süper, bence de. Evet. Abi senin tiyatro hikayesi, okul bitti, sonra Ankara. Okul bitti, çok acele ettik tiyatroyu konservatuvar olarak seçmemiz gerekirken açtım ben. Ya benim önce bir şeyim var. İstanbul Üniversitesi Arap Fars Dilleri. Oo, wow. tabii. Şimdi çok işe yararmış. Sen çok iyi, çok kötü fırsatları kaçırmışsın. Sen mezar taşlarını falan okuyabiliyorsun abi. Yok, okuyamıyor. Gidemedim ki. Ben isteyerek yapmadım. Arkadaşım doğdu. Biz edebiyat bölümümüz son. Klasik mezunu 72-73. Sizden hiçbir şey olmaz diyordu okul idaresi, Kadıköy Marif Koleji. Şimdi 5 tane profesör arkadaşım var aynı sınıftan, tabii, benim. Parmağım kırıldı benim. Kalemi tutamıyorum. Arkadaşım Veysel Batmaz iletişim profesörü. Emekli oldu 65 yaşından sonra. Tamam ben doldururum dedi. Ve Arap dili edebiyatı mı yazmış? Toto doldurur gibi doldurmuş. Bir geldi İstanbul Üniversitesi Arap Fars Dilleri. Babam diyor ki albay şimdi. Hani sen tiyatro yazmıştın diyor. Vallahi billahi ben yazmadım baba. Nasıl olan diyor bak Reşit Altan erkekli yazıyor burada diyor. Falan. O sırada komşular hemen geldiler. Burhan Bey çok iyi olur dediler. Çünkü
Libya Sosyalist Halk Cemahiriyesi Callut başbakan oldu. Türkiye ile ticari ilişkiler çok iyi. Türk Kıbrıs Barış Harekatı zamanı Türk falan. Türk şirketlere gidiyor. Dediler ki aman dediler girsin Arap dillerini bitirir bir şirkete CEO olur bilmem ne olur falan filan teşmeken evet, diye. Evet hakikaten tabii, iyi. Tabii, bugün de çok iyi olurdu. Biz gittik ama. Bugün mesela bir minibüs alıp çağrı Arap'la gezdirdik. sonra abi. Biz gittik kovdu şey profesör ben bilmiyorum ki yani Arapça hepsi İmam Hatip mezunu arkadaşlar seçerek gelmişler filan. Şimdi bak ne güzel bir sürü de devlette üst üste devlet arkadaşın tabii, oldu. Tabii olurdu. Bütün müsteşarlar, bakanlar, başbakanlar hepsi arkadaşında. Aha büyük fırsat kaçırmışsın. sonra? Ondan sonra tekrar tiyatroyu. Bir sene sonra orada da yine acele ettik. A harfi kitapçığı açtım Ankara Üniversitesi tak tiyatroyu gördüm işaretledim kazandım. Konservatuvar değil, tiyatro bölümü. Rahmetli hocamız Sevda Şener dedi ki enstitüden tiyatro bölümü olmuş, oyuncu çıkmıyor orada. Bizim dedi bölümümüzün amacı dedi rahmetli, bilgili yetenekli tiyatro seyircisi yetiştirmek dedi. Yıkıldım ben, eyvah dedim ne olacak filan derken orada hayatımızın makası ikinci kez rahmetli profesörümüz Özdemir Nutku yıl sonu oyunu koyacak ve büyük şeyler yaşı büyük abiler var. Yani 40 yaşında 45 yaşında abiler var. Onlar bölümü bitirip seyirci olmuşlar. Memuriyetlerinde barem almak istiyorlar. Hmm. Mesela TRT 3'ün baş spikeri vardı Yıldırım abi rahmetli oldu o da. O Foyt Köpenikli Yüzbaşı da başrolü oynayacak. Bir gün provada yok. En öndeki sen kalk dedi. Sonradan eşi olan Hülya Nutku o da rahmetli oldu evvelki yıl. Ben de her sabah geliyorum sahneyi paspaslıyorum dediler ki çünkü birler sahneyi paspaslayacak, tuvaleti temizleyecek, abilerin, ablaların hazırlıklarını yapacaklar. Ben en önde izliyorum böyle. Bütün her şeyi ezberledim. Tekst falan yok ama ezberledim. Bütün mizansenleri falan. En öndeki dedi sen kalk dedi. Ben kalktım. Tekst dedim ben ezberledim efendim. Allah Allah falan o sahneyi aldık. Hayret etti. Hocayı çağırdılar. Özdemir Utku bir sahne daha söyledi. Orayı da aldık. Dedi ki senle provaları yapacağım ama sen oynamayacaksın dedi. Fakat bana oynattı. Birinci sınıf. Ben oynadım başrolü. Foyt'u. Bütün Ankara Üniversitesi'nden işte profesörler, dekanlar, devlet tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu gelmiş. Ben de dedim ki ben o tiyatroya giremem ki seyirci olacağım falan. Rutkay Aziz herkesi tebrik ediyor. Ben böyle arkalardayım. Gel bakayım buraya gel dedi Rutkay abi. Öptü beni. Bize beraber as gemisine binmek ister misin dedi. Oo. Tabii. Ben gerçekten gemi zannettim. Evet, Fenerbahçe plajında ben boğulma tehlikesi geçirmiştim. Ben dedim ki Rutkay abi dedim. Ben gemiye binemem korkarım. Ben gemiye binemem dedim benim. Ya dedi. Şöyle bir baktı ve gitti yanımdan. Yanımda Gökhan Akçura vardı. Dördüncü sınıf öğrencisi. Hadi Altan büyük şans dedim. Abi ne şansı ya gemiye çağır. Ulan salak dedi o bir benzetme. Eyvah dedim ben şansı kaybettim. Sonra üç gün sonra beni telefonla tiyatroya gelsin demiş. Gittim. Maxim Gorki'nin ana adlı oyunu 200 kere oynanmış. Pavel, Salih abi oynuyor kulakları çınlasın. O çocuk tiyatrosuyla turneye çıkacak. 3 provayla bana oynattı. Oh, evet, wow. Evet. 1975 ve hala birinci sınıftasın. Evet girdim. Birinci sınıfta girdim o arada. Yetenek böyle bir şey. Evet. Vay. Tabii. Sonra okulu bitirmene gerek kaldı mı? Bitirdim. Ama paspas yapmadım bir daha. Bitirdim. Gene de yaptık, gene çalıştık. Yani hep öyle bir ahlakı öğrettiler bize. Ya, gerçi Ankara Sanat Tiyatrosu'nda da aynı ahlakla, işte Sofita'da düğümü bağlama, spotu alma, dekor taşıma, efendim tuvaleti temiz, her şeyleri yaptık yani Ankara Sanat Tiyatrosu. Uzun yıllar Ankara Sanat Tiyatrosu. 25 yıl. Sonra? Sonra Vizontele. İlk Vizontele filmi. Evet, ilk Vizontele filmi. Ondan önce bir rahmetli Atıf Yılmaz turneye geldiğimizde bizi Rutkay abiden izinle Dolap Beygir'inde aldı oynattı 3 kişiyi. Ben orada oynadım. Şener abi İlyas Salman. İlk film o. İlk film o. Tuvalette rüşvet alan bir adam. Sonra SSK Daire Başkanı vardı Ankara'da beni çok iyi seven. Biraz böyle şey konuşurdu. Ünal abi Altan geçen günde de bir film seyrettim ya dedi. Ahlak. O böyle çok dürüst bir memurdu Allah rahmet eylesin. Altan filmde herif tuvalette bilmem ne çocuğu diyor. Bu annemi de çok seviyor. Tuvalette diyor rüşvet alıyor. Ya ben de o rüşvet alan adamım. Tuvalet ben gülüyor. Altan gülme ya gülme tefessüh etmiş bir ahlak var diyor filan ben gülüyorum. Abi dedim o şey çocuğu ben filan deyince Altan ya haşa ya filan. İlk oydu sonra Vizontele oldu. Kaç oyun oynadın toplam abi 25 senede? Ben Ankara Sanat Tiyatrosu'nda
60 küsur oyunda oynadım. 60 küsur. Evet. Kaç sahne eder tahminen o 25 senede? Valla mesela şeyi, Sakıncalı Piyade'yi ilk 1977'de oynadığımızda 750 kere oynadık. 750. Urmumcu. Urmumcu. Urmumcu katledildikten sonra 93 yılında 1250 oldu oynadığımız yer. Evet. Hatta Cezmi Baskın kulakları için o kadar çok turne yaptık. Altuş, bizim mahalleye ne zaman turneye gideceğiz ya? Yeter. Bu otobüsün koltuğunda doğmuş gibi hissediyorum kendimi falan diyordu. Aynı otobüsün üstünde gidiyoruz geliyoruz falan. Çok oynadık. Yani biz mesela onu 100 tane oyun oynandığında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda bu oyun tutmadı derdik. Sezonda 100 oyun. 4 oyun oynuyoruz ayrı ayrı. 100 oyun olduğunu tutmadı derdik. Yani çok, çünkü haftada 16 oyun oynuyorduk. Cumartesi pazar film bobini gibi oluyor. Ama yine tiyatro bir yükselişte galiba değil mi? Birkaç yıldır çok iyi gidiyor yani. Evet, evet. Daha küçüldü biraz tiyatronun boyutları yani eskisi kadar değil. Gönül tabii 16 milyonluk İstanbul diyor Büyükşehir Belediye Başkanımız. 16 milyonluk İstanbul'da çok fazla tiyatro sayısı olması lazım yani. Ne yazık ki. Şimdi bugün mesela bir şey öğrendim, çok üzüldüm. İzmir'de biliyorsun opera binasının temeli atılmıştı. Bir opera binası yapıldı İzmir'e. Vazgeçilmiş. Yani inşaatın bir kısmı bitmişti. Şimdi Düşkünler Evi falan gibi bir şey yapacak varmış galiba. Çok üzüldüm yani. Çok acı. Yaşlı bakım evi falan gibi bir şey yapacak galiba. Çok üzüldüm. Yani keşke İzmir Belediyesi bundan vazgeçse. Hey, şeye geldik. Dumralar lafını kesiyorum ben. Vizontele. İlk defa orada mı tanıştın Yılmaz Erdoğan ve BKM ekibiyle? Yok. Onlar Gürdal rahmetli daha ölmemişti. Ankara'ya turneye geldiler. Oto Gargara'yla. Ben de İnadını Yaşamak diye tek kişilik bir oyun oynuyorum. Bizim müdürümüz Aygün abi, o da rahmetli oldu. Onların da turne organizasyonlarını yapıyor filan. Davet etmiş bütün ekibi. Geldiler BKM ekibi olarak. Tek kişilik oyunu izlediler. Çok hoşlarına gitmişti oyun. Hatta sarıldık Yılmaz'la. Abi sen bizim oyunu dedi ama gelmezsin dedi. Çünkü bizimki dedi bu müthiş bir ustalık var burada. Bize dedi gelmez. Estağfurullah dedim, niye? Saatlerimiz dedim şey çakışıyor. Çünkü bizim oyun bitiyor, onlarınki başlıyor. Onlar beş evlerdiler. Abi sen geleceksen ben oyunu dedi. Oyun geç başlatırım. Bir geç başlatırım. Hakikaten geç başlattı. Biz gittiğimizde ekip olarak tiyatrodan teknik arkadaşlar falan. Önümüzde ikinci sıra. Önümüzde şey vardı. Milli Birlik Konseyi. Çevik Birpaşa falan filan oturuyor. Onların korumaları sivil oturuyorlar. Biz, kim bunlar falan diye bize baktılar. Evet. Ondan sonra çıktık işte Döner Kule'de yemek yedik şeyin. Döner Kulesi'nde. Biz tabii parasız. Çevik Birle mi Yılmaz Erdoğan'la? Yılmaz Erdoğan'larla ekip gittik. Necati dedik kulakları çınlasın. Bizim arkadaşlardan birinin şef garson orada akrabasıymış. Abi dedi oraya davet edelim. Ulan Hakan diyorum saçmalama. Bizde para yok. Para yok. Yani nasıl olur falan. Abi dedi bilmem falan gittik. Necati tabii bize ödetmeyecek. Ben de hayır olur mu diyorum ben. Hayır siz tamam abi dedi. Hayır. Üç ödeyecek. Peki abi dedi. Ben hani üçüncüde de o ısrar eder diye şey yapıyorum. Tamam abicim sağ olun. Çok teşekkür ederiz dedi. Eyvah. Valla 25-30 kişi. Hala ediyor musun borcu? Yemek yok. Şimdi Ankaralı'nın şeyini söyleyeceğim. Yani 25-30 kişi filan ekip. Onları kalktılar saat 2 filan. Yolcu ettik. Tekrar yukarı çıktık biz. Hesabı ödeyeceğiz diye. Vallahi yani o 30 kişi bugünün parasıyla böyle o kadar şey yapmış ki. 30-40 bin lira. Hayır değil. Değil. Ya bugünün parasıyla 1250 lira filan gibi yani bir şey. Az bir para aldı yani. Ya hiç para değil. Sembolik bir şey. Sembolik bir şey aldı. Ya dedim kardeşim bu ne hak? Abi hepimiz Ankaralıyız dedi ya. Hepimiz onları davet ettik dedi ya. Siz bizim onur kaynağımızsınız. Biz siz dedi öyle mahcup eder miyiz dedi ya. Aferin. O evet ya. O Ankaralı'nın hakikaten öyle bir dayanışması var. Yani normalde 30-40 bin lira hesap verdi. Kesinlikle yani bugünün parasıyla. Evet, evet yani. İyiymiş. Sonra Vizontele. Sonra Vizontele. Nasıl geldi? Teklif nasıl geldi? 2,5 sene sonra telefon açtı Yılmaz dedi ki Altan abi dedi bir film çekeceksin oynamayacaksın. Orada pek görüşmediniz herhalde. Yok hiç görüşmedim. Hiç görüşmedim. Ben de İstanbul'a gelmekten ürküyorum. Doğduğum kent ama böyle çok bir ama şey İstanbul yavaş zaten. Evet, bildiği evet. Diyarbakır'a yakın. dedim ki ya ben gelemem. Bizim dedim provamız var. Oyun dedim oyundayım ben. Kim koyacak oyun dedi. Rutkay abi dedim. Abi dedi biz dedi Rutkay abiden izin alsak seni ezmezsek dedim. Bulamazsınız Rutkay abi. Sen dedi izin ver abi biz 10 dakikada buluruz dedi. Hakikaten 15 dakika sonra Rutkay abi aradı beni. Ya dedi sen niye beni önce bir senaryo isteyeceksin, okuyacaksın. Yani ondan sonra dedi. Gözünü kapa Rutkay'a vurdu. Hakikaten Varan Kargo vardı o zaman. Varan Kargo ile gönderdiler. Ertesi okudum. Çok hoşuma gitti.
Abi dedim ben çok sevdim. Tamam dedi. Okyanuslarda yüzmen gerekiyor senin dedi Rutkay abi. Geldik ama ben filmi çekip tekrar dönecektim Ankara'ya. Filmin bitmesine 2 gün kala Gürdal rahmetli oldu. O gün benim gece hiç işim olmadığı için sabaha kadar oturmak istedim. Van Gölü'nün kıyısında kalıyorduk. Ölüm haberini ben aldım. Herkes uyuyor. Sabahleyin ben kalkıp herkese çok... Gürdal'da, Erdal'da evet, peş peşe gittiler. Evet, çok evet. Şükür oldu. Anlatınca Yılmaz cenazeye geldik burada, ara verdik. Akşamına dedi ki onda kalıyorum ben. Abi ne olur dedi, biz sevdiğimizi kaybettik. Gel beraber olalım. Biz seni çok sevdik falan dedi. Kıramadım ben o duyguyla, İstanbul'a geldim. Rutku abi anladı suratımdan. Senin bir derdin var galiba dedi. Yok abi. Söyle dedi. Dedim abi böyle böyle yani beni çok... Hadi dedi git. Doğduğun kente git dedi. Burası senin yerin, zaten gelirsin dedi. Öyle geldik. Ve o gün bugün de İstanbul. Mutlu musun İstanbul'da? Çünkü Ankara'dan sonra çok değişiktir. Bazen ürküyorum. Hala. Bazen ürküyorum. Hala. Yani ne işin var burada senin diyorum. Ürküyorum yani. Şimdi ulaştırmaya söyledim buraya gelirken. Sohbet ediyoruz ulaştırmadaki abiyle. Yani Taksim hakikaten ben 9'dan sonra falan ürküyorum Taksim'de. Ben de ürküyorum abi. Şimdi hele şimdi çık dışarısı var ya. Yarısı Suriye, öbür yarısı Lübnan, her taraf yani bambaşka bir yer. Evet. Her akşam buradan çıkıp diyor yiyelim bir hamburger yiyeyim diyor mesela. Sonra da ne işim var Taksim, Maksim, birisi bıçaklar diyorum korkuyorum. Vallahi evet. Korkuyorum. İstanbul korkulacak bir yere geldi. Çok fena. Sen İstanbul'a iniyor musun? Evet. Çok seviyorum ben İstanbul'u. Saydın mı? Çünkü sende şey var böyle bir hal var. Yani. Abi benim şehirde mehirde işim olmaz. Büyük şehir sevmiyorum. Kalabalık da sevmiyorum. Ama ya uzaktan yani, bakınca öyle görüyorum yani. Evet ama yani metropollerin tabii kültür birikimi olsun hani... Güncelliği olsun, zamanın yansıtması olsun çok ilginç buluyorum. İstanbul, düşünüyorum mesela herhalde başka bir büyük şehirde yaşamak istemezdim. Dünyadaki başka bir büyük şehirde yaşamak istemezdim İstanbul. New York, Paris, Londra. Hayır. Herkes kaçıyor şimdi. Londra'da yaşadım. Yani bütün öğrencilik sefaletini orada çektim zaten. Çok fazlasıyla kasvetli ki ben o ortaçağ havasını falan seviyorum. Hani Paris çok güzel bir şehir, merkezi. Biraz dışına çıktığınız zaman hani İstanbul şimdi demin söylediğinize ben evet üzülerek katılıyorum ama yine şunu söyleyeceğim. Göreceli olarak benzer boyutlardaki metropoller arasında İstanbul inanılmaz güvenli bir şehir. Evet. Ama bu bizim insanımızın sağduyusundan ve duyarlılığından kaynaklanıyor. Hani. Gerçi mesela onu yavaş yavaş kaybetmiş. Yani bugün yine mesela bir yerde herkes böyle silah çekmeye başladı. Bugün yine bir iki kişiyi vurmuşlar. O, sokakta kavga çıkıyor birden. Evet o, böyle sağlam, o sağlam kökler... Yavaş yavaş. İstenilen kadar hızlı çürümüyor. Evet. Ve tedavisi çok daha kolay olabiliyor. Ben şöyle. Gerçekten hani şöyle diyeyim. Amerika'da yaşadım, İngiltere'de yaşadım. Hani çok şanslıydım, bir sürü yeri de gezdim. Türkiye'nin insanı çok güzel. Çok anlayışlı, çok daha az yargılı. Çok daha esnek, çok daha saf. Çok daha misafirperver. Daha güzel insanımız bizim. Saydın mı? Evet. Ne güzel. İnşallah da öyle kalır yani. Çünkü İnşallah da öyle kalır. Yani ben kötü, evet. Kötü bir değişim varmış gibi geliyor bana çünkü. Bu genel olarak bir dejenerasyon her yerde var. Ama bunun birinci sorumlusu oluyor. Olarak ben şey görüyorum her zaman. Vahşi kapitalizmi çok görüyorum. Çünkü o Amerikan rüyası ve Amerikan yanılgısı hani o boy televizyon ve yeni model araba ve o iş falan insanları mutlu etmiyor, tatmin etmiyor ve yozlaştırıyor. Ve çirkin bir rekabet yaratıyor. İnsan ilişkilerini çok yozlaştırıyor. Bu üzücü bir şey ama bu... Hayatta güzel şey arkadaşlar, dostlar, gelin kardeşler. Evet, gerisi çok şey. Yani o samimiyeti evet. Bulduğum her yer beni çok mutlu ediyor. Ama yani sorunun başına dönecek olursam İstanbul'u çok seviyorum. Benim çocukluğum burada geçti. 90'larda inanılmaz güzel bir İstanbul yaşadım ben. Özellikle hepimiz o yıllarda. Hepimizin İstanbul evet. Çok güzel gençken. Peki senin bu mesleki, yani oyunculuk kariyerine baktığın zaman... Bir gaza basıyorsun, bir duruyorsun. Bir gaza basıyorsun, bir duruyorsun. Niye? Mesela bu sene gene çok çalıştın bildiğim kadarıyla. Evet, yani pandemiden beri aslında bir çok sayıda proje yaptım. Şimdi ben oyuncu olduğum için çok bana bağlı değil. Ben aslında kendi hikayelerimi yazıyorum. Kendi senaryolarım da var. Benim en çok istediğim şey kamera arkasına geçip kendi hikayelerimi anlatmak. Ama oyunculukta tabii farklı bir tuzak. Çünkü gelen işi istiyorsun. Tabii. Ve ihtiyacın da oluyor. Gelen işi aldığın zaman da bu sefer hani bir sonraki yapabileceğin şeyden ya da kendi yapabileceğin bir şeyden bir feragat etmiş oluyorsun. Yani yaptığım her projede hani çok özveriyle çalışıyorum ama hepsi beni mutlu etmiyor haliyle. Yani kendi yaptığım işleri... Sinemayı daha çok seviyorsun, tiyatroyu mu?
tiyatro sahnesinde yaptığım şey beni çok daha mutlu ediyor. Değil mi? Sen böyle bir hal var zaten yani. O kadar gerçek ki orada yaptığım şey. Sürekli hani seyircinin nabzını tutmak, partnerimi takip etme, iki saat boyunca oyunu ayakta tutmak, sürdürmek her seferinde. Ben hiçbir oynadığım oyun ikinci bir kez aynı çıkmadı. Hani yine çok şanslıydım. Bir son oynadığımız tiyatro oyunun uyarlamasını ve yönetmenliğini ben yaptım. Hani bir çok biraz da farklı, hani dekorsuz oynayalım, üç kişilik bir oyunu iki kişi oynayalım, nasıl yaparız? Tabii bunlar hani imkansızlıklardan doğan şeylerdi aslında. Fakat çok güzel yaratıcı çözümler üretmeye vesile oldu ve çok mutlu etti beni seyircinin tepkisi de. Biz oynamaya başladığımızda tek perde oyun 50 dakikaydı. Şimdi 1 saat 40 dakika ve ben bir anlam veremiyorum. Çünkü oyun aynı oyun. 1 saat 40 dakika aynı. Nasıl oluyor peki bu iş? Çünkü doğaçlamayla oyun açıldı ve açıldı ve açıldı. Ve şimdi biz arada doğaçladığımız şeyleri önceden prova yaptığımız şeyler zannetmeye falan başladık herhalde. Tiyatro çok canlı bir şey. Oyuncunun er meydanı orası. Sahne tozu, sahne disiplini, o seyirci algısı. Sen de mesela yüksek enerji var. Yani konuşurken onu hissediyorsun. Yani sen enerjiyle böyle giden bir halim var. O sahnede de olduğu için. Tabii bir de seyirciden de besleniyoruz. Çünkü yaptığımız her şeyin canlı bir tepkileşmesi oluyor orada. Ama bu arada araya bir filmle sıkıştırdın galiba. Araya sıkıştırabildiğim kadar film sıkıştırıyorum. Yeni bir film çıkacak diye duydum. Yanlış anlama iki. Ha. Keyifli bir komedi filmi. Bu Azerbaycan Türkçesi ile bizim Türkçemiz arasındaki farklıklar, benzerlikler, hani fonetikler üzerine kurulu, espriler üzerine kurulu bir hikaye. Oyuncular Türk mü, Azeri mi? İkisi de. İkisi de var. Evet. Yılmaz Gruder ile çalışmak nasip oldu. Çok çok keyifli bir süreçti. Adını anınca gülmeye başladın. Evet. Çünkü o yaşında sete geldiğimde inanılmaz yüksek enerjiyle hepimizden daha fazla hakim o sahneye. Biz girmeden hani sahnenin çekileceği yere girmiş bakmış ve biz daha böyle provanın ortasındayken bir dakika öyle değil. Toplanın, böyle yapalım, sen orada gir. Bunu ben burada lafımı söyleyeceğim. Bana bunu hatırlat, arada dürt beni falanlarla. O kadar da hakim ki onun için onunla çalışmak çok keyifli. Bitti mi film? Bitti, evet. Bitti dediğimiz 30'unda vizyona giriyor. Evet. Seyrettin mi, güzel olmuş mu? Ben görmedim. Bana izletmiyorlar. Niye izletmiyorlar? Bilmiyorum, galada göreyim diye. Allah Allah. Oyuncular filmi önceden izlemezler mi? Bazen olur, bazen olmuyor. Hani şu anda filmin bir hazırlık süreci var, PR süreci var. Elleri çok yoğun ve hani yapım şirketi de PR'a çok önem gösteriyor. Hani seyirciye ulaşabilmesi açısından. Çok emek sarf ediyorlar. Sosyal medyası var. Sosyal medyası var. Dışarıda yaptıkları etkinlikler var. Ben yetişebildiğim kadarıyla yetişmeye çalışıyorum. Her zaman çalıştığım bir projenin arkasında hani sonuna kadar durmak isterim. Altan abi, senin bu sosyal medya işiyle aran nasıl? Hiç beceremiyorum. Bugün hiç beceremiyorum. Yeteneksizim o konuda. Söylüyorlar, bizim de 3 tane film oldu işte az önce söylediğiniz gibi. 3 film oldu. Yıldızlara Bak, Vatikan'ın Şifresi ve Kim Bu Aile? Kim Bu Aile ilk giriyor 21'inde galiba. Ha, bir de şeyde konuk oynadım. 21 Ekim mi? 21 Ekim. Ha. Pardon, 21 Ekim'de konuk oynadığım Bandırma Füze Kulübü giriyor. O çok güzel bir film olacak. Diğerleri de çok güzel. Mustafa çok Uslu güzel görünüyor, evet. Şey yaptı. Yapımcı. Yapımcı. Oyuncular? Ömer Faruk Sorak. Yönetmen. Yönetmen. Oyuncular... Alina Boz var, Deniz, soyadını hatırlayamadım, genç jönümüz var yeni. Çok değerli arkadaşlarımız toplandı orada. Hakikaten konu da çok önemli. NASA'da ilk füzenin emeğini veren Türklerin daha önce lisedeyken füze yapmak için kurdukları hayalin nasıl yıkıldığı, burada bu topraklarda insanların nasıl destekleyenlerin nasıl önüne setler çekildiği onu anlatan çok değerli bir film. Filmlerin yanında Cemal'in dediği gibi tiyatro da bize ayrıca haz veriyor. Şimdi bizim 5 senedir oynadığımız Şifa Niyetine diye bir oyun vardı Veysel Diker'le beraber. Şimdi yine Veysel Ortadaki Oyun diye bir oyun yazdı. Onu hazırlıyoruz. Hatta ben provadan geldim buraya. 29'unda da Çanakkale'de premier yapacağız. Niye Çanakkale'de? Turne programı. Başladık. Çanakkale'den aşağı ineceğiz. Diğer filmlerin konuları ve ekipler neler? Vatikan'ın Şifresi'nde gene hani temel hikayeleri orada bir aşkın nasıl emekle üstüne gidildiğinde o gerçek duygularla hayatı nasıl ivmesinin içinde insanların kalbini koydukları her şey, din, dil, ırk tanımadan gerçek bir sevginin nasıl bir emekle ortaya çıktığı. Yıldızlara Bak'ta da aynı duyguda aşkın gerçek emek verenlerle
Nasıl? Bunlar romantik filmler. Evet, romantik. Bir tanesi romantik komedi, bir tanesi romantik dram. Diğerleri. Böyle bir şeyin içinde koşturuyoruz ama Cemal'in de dediği gibi bazıları çok fazla haz veriyor. Bazıları da o koşturmanın içinde tadını çıkaramıyorsunuz. Yani bu kadar kısa zamanda değil de biraz daha uzun olsaydı da bir şeyin tadını çıkararak yapsaydık. Peki niye mesela 3 film birden çektiniz? Hepsi aynı anda olmadı. Yani bu sezonun içinde oldu hepsi. Ha doğru. Bir 15 gün biri, 3 ay biri falan, 2 ay biri olunca. Evet. Peki sen mesela Cemal gibi sonradan mı seyrediyorsun yoksa kendi yapımına falan, yani montajına, şuna da karışıyor musun? Yok, yok. Hiç. Oynadın bitti. Bilmem zaten. Aksmax onları da ilgilenmem hiç diyorsun. Bilmem yani. Alakadar etmeyen şeylerle hiç. Rolümü yaparım, polemiğe girmem. Tabii. Şahaneymiş. Tabii. Şimdi iki konum daha var, onda da çağıracağım. Tabii. İşiniz yoksa burada olmazdan mutluluk duyarız. Tabii. Şahane. Elif Buse Doğan'da Deniz Orhun biraz sonra bizde olacaklar ama önce galiba bir kısa reklam var. Evet, bizler iki konuğumuz daha var ve iki çok güzel konuklarımız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani Buse mi diyeyim, Elif mi diyeyim? Fark etmez. Fark eder canım. Anneniz ne diyor mesela size? Ailede Buse diyorlar. Tamam, ben de aileden sayılırım, Buse diyeyim ben de o zaman. hoş geldiniz. Sizi aslında biz biraz müzikle başlatmak istiyorduk. Evet. Ama iki kelam etmek istedim. Niye? Ben sizi hiç dinlememiştim daha önce. Evet. Geçenlerde 15-20 gün önce bir arkadaşımla bir yerde yemek yiyoruz. Arkadaşım da 75-80 yaşına yakın. Dedi ki sen dedi Türk halk müziğine bayılmazsın ama dedi bu kızı dinlemen lazım dedi. Merhaba. Ben gel şimdi burada kafama dedim ütüleme beni dedim. yok yok dedi muazzam dedi. Telefonundan açtı ve sizi dinletti. Dedim, aa dedim TRT galiba değil mi? TRT Müzik'te program yapıyordum. Evet, orada, 2016'da başladım. 2022'de son oldu. ya niye? Program bitti. Ha, program bitti. Evet. TRT bitmedi. TRT bitmedi yok. Oradaki programlarımız devam ediyor. onun dışında... Arada kim var diye merak ediyorsunuz. Geldi Cemal. Evet. Burası boş mu dedim de ben. yok ayrıca. Evet. Cemal'in şurada eşyasını unutmuş almaya gittim. Geldi hemen. Evet devam edin ne oldu? Pardon lafını kestim. Onun dışında zaten bir kariyerim var. Albümlerim, single evet sonra öğrendim hepsini canım. Sonra hepsini öğrendim. Evet. Belki Samsak Döveci'ni duymuşsunuzdur. Langıdı lang lang diye. Sonra hepsini izledim ben. Yani sizi buraya davet etmek için hepsini izledim. Hepsini dinledim. Yani sonra da demedim hepsini ama bayağı baktım. Çok da iyi bir ses. Çok şaşırdım. Ederim. Mesela Kocaeli'ymişsiniz siz galiba. Ben böyle sizde böyle daha böyle İç Anadolu, daha Sivas falan. Evet, Sivaslıyım. Ha, Sivaslısınız. Özüm orası, evet. Tamam, belli. Toprak orası. Belli, tamam. Ailem Kocaeli'ye göçtükten sonra kültürünü de çok seven bir aileye sahibim. Türkülerini, yemeklerini, folklorunu, her şeyini çok seven bir aileye sahibim. Çok şanslıyım. Bunu da bize aktardılar. Ben ve erkek kardeşim de eğitimle taçlandırdık. Ailede herkes müzisyen mi? Müzisyen var mı da aile başka? Yok hayır, herkes amatör. Herkes amatör. Bize gelen misafirlere ikram edilirken biz de görüyorduk müziği. Bir böyle şak köşemiz vardı. Hem babaannemlerin evinde hem de anneannemlerin evinde. Çift taraflı. Evet. İki dedem de bağlama çalıyor. Bir tanesi Karadeniz kemançesi çalıyor. O Karadenizli mi peki? Değil. Ha. Ama meraklı. Karadeniz kemançesine. Ama çok fazla enstrüman çaldığı için anneannemin baskılarına dayanamayıp yani bırakmış. Siz evde bunun içerisinde doğdunuz ve büyüdünüz. Evet. Ve anneanneye rağmen yani anneannem... Evet ama yok anneannem daha çok seviyor, daha çok destekliyor. Yani bugün bu noktadaysam anneannemin payı çok büyük. Süper. Eğer izliyorsa ellerinden öpüyorum onun da. Onun dışında merakımı görünce ailem beni kurslara gönderiyorlar önce. Sonra Kocaeli'de Güzel Sanatlar Lisesi'ne başladım. Sonra İstanbul Teknik müzik Üniversitesi. Dalına. Evet. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı. Evet. Yüksek lisans, doktora. Peki mesela Türk Halk Müziği'nin seçmeni. Gerçi çok karışık bir üslubunuz var ya. Her evet, şey söylüyorsunuz. Her şey var yani. Ama ağırlık Türk Halk Müziği'nde. Bunu isteyerek mi seçtiniz? Aile geleneğinden mi? Hocalar mı yönlendirdi? Ya bunu değil de şunu yapayım diye düşündünüz mü hiç? Müziği çok seviyordum. Arayışlarım vardı. Aslında lisede keman ve piyano eğitimi aldım. Batı müziği eğitimi de iyi derecede aldım. Ama kendimi ifade ederken türküleri daha doğru ifade ettiğimi gördüm. Çünkü onun içine doğmuşum ben. Yani doğru aktardığımı ve karşılığını daha farklı alınca evet bu yolda ilerlemeliyim dedim. Bu yolda başarılı olabileceğime inandım ve bunun üzerine bir eğitim aldım. Üniversitede de
enstrümanları ve batı müziğini bırakarak, kemanı, piyanoyu bırakarak sese yöneldim. Güzel. Evet, Türk halk müziği. Madem bu kadar Türk, benim türkülerde anlamadığım bir şey. Ben türkü çok severim ama evet, türkülerin sözlerini severim ben. Evet. Müziklerine bayılmam. Bayılmamanın sebebi de şu. Bana garip gelir yani. Cehaletim diyebilirsin ki. Bak bu, o yüzden size soruyorum şimdi. Türküde mesela saz, bir saz oluyor bazen. Bazen beş saz. Bazen 25 saz oluyor. Ama hepsi aynı şeyi çalıyorlar. Evet. Niye hepsi aynı şeyi çalıyorlar? Yani o kadar çok olmaz. Bir tane saz da olabilirdi yani. O kadar çok olunca böyle niye bu kadar kalabalıklar diyorum bazen. Şimdi mesela yani bağlamaların şey kalabalıklığı mı yoksa farklı enstrümanların çeşitliliği? Bağlamaların kalabalıklığı. 50 tane bağlama ve aynı şey. Hepsi aynı. O TRT Yurttan Sesler'den... Ben orada kaldım. Evet. Nida Tüfekçi. Evet. Yurttan ya, Sesler Korosu. O dönem evet, sizler dinlemişsinizdir geçmişe. Ben dinliyorum hala. Benim de hani ruhum oralara da hitap ettiği için. O dönem böyle farklılıklar var. Toplu icralar var. Hı-hı. Hala da devam ediyor günümüzde. Bunun TRT koroları da devam ettiriyor. Öyle Kültür diyor. Bakanlığı koroları da devam ettiriyor. Ama mesela işte armoni sazları da. Evet, sen de şimdi bak farklı sazlar da var. Evet, yani şu anki. En iyisi gevezeli bırakalım, dinleyelim bir. Sonra tamam, denizden biraz sohbet çünkü. Biz tamam, türkü söyleyeceksin değil mi evet, bize? Evet, türkü söyleyeceğim. Hadi tamam, bakalım dinleyelim. Güzel bir türkü hazırladım size için. İyi ki doğdun Fatih Bey. İyi ki doğdun Fatih Bey. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. İyi ki doğdun Fatih Bey. Yanıyoruz. İyi ki doğdun Fatih Bey. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yaş günümdü. Görmemişin, görmemiş doğmuş her gün yaş günü kutluyor. Dünya sağlıklı mutlu yıllarınız. Hep beraber inşallah. Hepinize sağlıkla güzel ömürler olsun. Türkiye'nin güzel günlerini de görelim hep beraber inşallah. Sağ olun. İyi ki sizler de varsınız. Evet. Bu türkü çok meşhurdur, bilirim bunu. Yöresi ne bu, acaba? Bu hangi nere? Malatya galiba. Olabilir. Van, Van. Yöresi Van. Van, Van. Tamam. Benim merak ettim. Evet. Hadi, hadi hakiki bir türkü söyleyeyim size ne olur. Tamam. Beni de mahcup ettiniz burada. Ben yâri görmezsem halı
Acayip bir ses bu. Çok. Çok duygulu değil mi? Güzel. Çok, çok güzel. Yani, çok teşekkür ederim. Ağlayacaktım ha valla. Gerçekten. Yaşlıktan mı? Ay, yok yok. Vallahi gözüm doldu. Çok anormal bir ses yani. Çok teşekkür ederim ama arkadaşlarım evet, çok güzel eşlik ediyorlar. Evet. Ekip arkadaşlarım. Baran Sarı Özcan, Emre Parlak. Muazzam. Çok da sevdiğim bir türküdür. Çok da güzel söyledi ama böyle... Çok duygulu bir sesin, çok şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Bu çok Sivaslar güzeldi. Olmasa Türk halk müziği biraz zaten şey öksüz kalacak. Kaybolur, kaybolur. Evet, kayıplara karışabilir. Ailemdeki herkesin sesi çok güzel. Herkesin. Bak bu Sivas ve Urfa'da bir şey var. Bu, evet. Bu iki memleketteki herkesin sesi güzel kardeşim. Genetik. Ha vallahi o bir şey var ya orada yani. Evet. Herkes güzel mi söylüyor? Herkes güzel. Keşke bir ailece gelse buraya bir. Hayır, çok aile korosu şahane olur. Bir gün öyle bir şey yapmak istiyorum. Ama annen de gelecek. Evet, gerçekten. en önemli şahsiyet ödülü şu anda anladığım kadarıyla. Evet. Deniz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ziraat mühendisi. Ziraat mühendisi. Nereden evet. Kısa geçerdin en son var? Üniversite sınavı var biliyorsunuz bizim 1992 sene. Sizin arkadaşınız mı yazdı? ÖSYM'i. Ve orada ziraat mühendisliği. Kazandınız. Evet, tarım ekonomisi bölümü. Tarım ekonomisi bölümü. Tamam. Tarım ekonomisi bölümü, evet. Ama benim dönemimde ziraat mühendisliğinin içerisinde gıda mühendisliği de vardı. Veteriner, ziraat, hepsi biz bir arada eğitim aldık. Yani bahçe koruma, bitki, su ürünleri, süt ürünleri hepsi bir aradaydı. O yüzden inanılmaz güzel bir eğitim aldık biz o dönem. Ve sonra? 96 yılı tabii. Bitti sonra bitti. Sonra arkasından işte çalışmaya başladım. Uluslararası çok büyük firmalarda çalıştım. Ama dünya devi şu anda ekonomileri, global ekonomiyi yöneten firmalarda. Anladım. Dev Amerikan ve Alman firmaları. Aynen öyle. Arkasından bu kadar çok çalışıyoruz tabii. Yani ben de eşim de dedik ki biz kendi işimizi kuralım. Nasıl yapalım? İşte yemek yapıyoruz, şey yapıyoruz. Eşiniz mi gıda mühendisi? Eşim biyokimya mühendisi. O da yurt dışında Fransa'da okudu. Ve dedik ki hani ne yapalım? Anneanne şey onun da anneannesi benim annem çok becerikli hanımlardır zaten biliyorsunuz. Eskinin insanı çok başka. Evet. Dedim o zaman hadi bir şeyler yapayım ama öyle olmuyor. Olmadı. Yani eğitim şart oluyor. Bu işi ticarete dökecekseniz eğitim şart. O zaman okul araştırmaya başladık falan hayalimizi gerçekleştirelim diye. Bu işi aşçılık okulu. Aşçılık okulu. Tabii o zamanlar kadın bayan öyle okullar yok. Yani yok muydu? Türkiye'de Bolu sonradan Bengen. Evet sonradan çıktı. Bolu Bengen Ümit Usta. Evet, doğru söylüyorsunuz. Sonradan üniversitelerimiz açıldı. Ve benim aradığım dönemlerde yoktu. İşte Fransa olabilir, dedik Amerika olabilir. Ailemin çoğunluğu Amerika'da benim. Orada yaşıyorlar. Orada yaşıyorlar, evet. Onlar. Ama Amerika'da yemek olmaz yani. Yani tabii ama orada çok teknoloji var, teknik var, inovasyon var. Yani bilgi inanılmaz. Evet, Avrupa'da örneğinler, Amerika'ya gidiyorlar. Evet, sonra. Evet, aynen o şekilde. Bizde de kültür var. Aslında çok iyi bir harman olur. Nerede kültür var? Türkiye'de kültür var. Aa, nerede? Yazılı değil ama... Ha, yemek kültürü. Yemek kültürümüz çok... Evet, ama yazılı değil. Temeli tıbba dayalı bir mutfağımız var aslında. Öyle mi? Tabii. Türk mutfağı. Türk mutfağı. Allah Allah. Mesela kokoreç böyle çok tıbba dayalı. Mesela kalp çizgi getirdim ben kokoreç buldular kalbimde. Hayır öyle bakmayacaksınız. Direkt öyle bakarsanız doğru. Şimdi kokoreçi... Ama... Böyle kombinasyonlar olarak bakacaksınız. Mesela şu anda bir çalışma yapılıyor şakşuka. Diyor ki işte patlıcan, biber işte birlikte yapıldığı zaman, birlikte konduğu zaman. O zaman işte antioksidan değeri iki katına öyle çıkıyor. Mi? Ha, bir akşam şimdi onu bir bize bilimsel... Ama böyle bol yağda kızartmıştım. Genelde antioksidan var çok, mı? Çok kızartmayın. Yani... Şimdi sağlıklı pişirme teknikleri falan var. Acayip şey, bir şey patlıcanı da ne yapacağız? Suvit mi pişireceğiz yani? Allah aşkına buharda mı pişireceğiz? Patlıcanı da kızartılır. Yok, yani. Aslında doğru. Doğru değil mi? Patlıcan, öyle, evet. Patlıcan kızartılır. Patlıcan kızartılır. Değil mi?
keyfi orada. Peki şarjı kayısı nasıl yapıyorsunuz? Kızartmadan mı? Ya, tamam ben de kızartarak yapıyorum ama şimdi kızartmadan kızartmayı da fark ediyor yani. Gıda mühendisi var kızartması ve gazetecinin kızartması tabii var tabii ki doğru. Olmaz. Peki mesela aslında, bir şey soracağım lafınızı geçsin. Altın abi ne pişirdi? Çiğ börek. Muhteşem yapıyor. Ciddi mi yoksa böyle yo, burada diye mi? Yani arkasından felaketle attık mı diyeceğim. Çok başarılıydı. Çok başarılıydı. Böyle açışı o da. Ha kendi açtı ama onu da. Kendi açtı tabii. Kendi açtı muhteşem. Çok başarılı. Peki içini nasıl hazırladı? Domatesli mi domatessiz mi? Hayır domates yok tabii. Bazı domates koyuyor çok güzel olmuyor. Çok güzel olmuyor. Olmaz. Bazı hafiflendiriyor domates. Sen yemek yapıyor musunuz? Birazcık kaybettim çok çalışmaktan el melekelerimi. Geçen gün bir denedim pişiremedim. Mesela tavuğu pişiremedim. Tavuğu. Sanırım organik tavuğu tavuktu. Tavuğu pişirmeye gerek yok. Kendi pişiriyor zaten. Yani 50 dakika falan fırında kaldı. Pişmedi. Çiğdi hala. Gerçekten. Evet önce, yani ben unutmuşum yemek yapmayı. Çünkü çok yoğun çalışıyorum bu ara. Hiç fırsatım olmuyor. Ne yapıyorsun çalışıyorsun çok yoğun mesela? Şimdi Samsak Döveci diye bir türkü var. O türküyle birlikte tanınırlığım çok fazla arttı. Ve yaklaşık 3 aydır herhalde evde durduğum gün sayısı 3-4 gün falandır sanırım. Ekstralar, şey. Konserler. Evet tüm Türkiye'nin ilçelerini dolaştık. Yani bilmediğim ilçeleri dolaştım. Seçim hazırlıyorsun gibi bir hal var. Evet, de çok büyüktü. Çok teşekkür ediyorum yalnız bırakmayan herkese. Çok keyifli bir zaman geçirdik. Şahane. Tek başına mı yoksa bir... Ekibim var, 18 kişiyiz. Arkadaşlarım ama tek solist sensin. Tek solist benim, süper. Ve kaç ilçe gezdin? 50'den fazladır. Oo, muhteşem. Evet, 3 ayda. Süpermiş. Devam. Ben devam ediyoruz. Siyasetçi olsam seninle beraber turne yaparım yani. Değil mi? Çünkü muazzam bir kalabalık toplarsın. Biz de Cem Uzan gibi. Yani aslında... çiğ börek, çiğ köfte. Gittiğimiz festivallerin çoğu yani belediye başkanlarının miting alanı oluyor. Onlar orada tabii şovlarını yapıyorlar. Ha, bir yandan da oluyor tabii. Tabii, evet. Belediye davetleri. Doğru bak bunu iyi söyledin. Özür dilerim lafınızı kesin. Ya. Ben de kaldığım yerden devam edeyim. Ben de kaldığınız yerden devam etmeyi umuyorum zaten. Evet. Sonra neyse yani uluslararası çalıştıktan sonra Chicago'da... Okula gittiniz. Okula gittim. Chicago'ya mı gittiniz? Evet bu işin Harvard'da olan bir okula adı gittim ben. Kendall College, National Lewis University. Ve orada okudum Chicago'da. Orada da çalıştım. Yine orada yine büyük bir Chicago dünya devinde. Chicago benim en sevdiğim Amerikan şehridir. Muhteşem bir şehir. Kış gerçekten. Hariç muhteşem bir şehir. Ya kışı da çok güzel. Kışı da böyle insanın yani her yerini dondurur değil mi? Ben orada bir kez fırtınaya yakalandım. Ve bir kez de tam böyle kapının önünde inanılmaz bir kalabalık var. Ama öyle böyle değil. Dedim ki ben ya, o kalabalığı yararak şeye gireceğim, otele gireceğim. Yardım birden önüm açıldı. Upuzun bir adamdır. Kafamı kaldırdım. Adam bak bitmiyor. Aynen bak bitmiyor. Hello little lady dedi bana. Merhaba küçük kız diye. Yani ben bu adamı bir yerden tanıyorum Michael ama. Jordan. Spor kulübünden mi? Hayır Bill Clinton. Bill Clinton. Yani elimi tutuyorum. Spor kulübünden. Chicago değil ya ben de Michael bitmiyor falan ama aklıma Michael, Bill Clinton. Hani insan hiç... Başkan mıydı o sırada? Başkan değil. İyi de yani, çünkü başkan değildi. Olsaydı o biraz zor karşılaşılabilirdi. Tabii canım. Ama ben sıyrılıyorum. Sonra işte o akşam da aslında otelde... Bill Clinton'a yemek yaptın değil mi? Tabii Bill Clinton'a yemek yaptım. Saydın mı? Bill Clinton'a yemek yapan iki Türk oldu o zaman bu durumda. Sahil Erozan da Washington'da yapmıştı ona yemek. Süper. Yani sahilin lokantası yemişti o. Barack Obama, Prince William. Bir sürü başkanı yemek yaptı. Evet, Prince William. Prince William. Yani şimdi yakında kral olacak olan. Ama henüz değil. Ya olur, babadan bir şey olur, bırakır onu. Gerçekten çok güzel. Kralların acısı. Değerli insanlarla birlikte yemek yaptık. O yardımcın, o yamağın o senin. Estağfurullah. Kralların acısının yamağı olmayı bizim için bir onurdu. Geleceğim yanınıza, vallahi öğreneceğim ben de. Biz tiyatroda o kadar yükselebiliyoruz peki, zaten. Peki bu muazzam kariyerden Türkiye'ye nasıl düştünüz ya? İşim buradaydı. Ha, o getirdi. Yani eşiniz için... Amerika'daki muazzam kariyeri bırakıp İstanbul'a geldim. Ama zaten o amaçla başlamıştık. Yani planlar zaten şaşmamak lazım. Evet. Dönüş burada. Plana bağlı kalmak lazım. Follow the leader gibi. Lideri takip et ve Türkiye'ye geldik. Kendi yerimi açtım. 2008'den beri buradayız. Yerinizin adı ne? Clementine yerimin ismi. Yerin nerede? Burada Maltepe.
tarafında. Karşıda. Karşıda. Tamam. Karşıda. Doğru, ben burada olunca biraz karıştım. Evet, şimdi biz Avrupa'dayız, sizinki Asya'da. Maltepe'de. Maltepe'de. Evet, aa. Maltepe'de. Krematya'dan çok duydum ama hiç gitmedim. Öyle mi? Eskiden şey, daha çok perakendemiz de vardı ama şu anda toplu üretim ve toplu üretim. Yani İstek'te giremeyiz yani. Yani sözleşmeli olarak yapıyoruz çoğu yere. İşte büyükelçiliklerimiz de var işin içinde. Davetlere yemek hazırlıyorsunuz. Davetlere ve toplu, biraz daha VIP diyelim. Öyle yerlere. Güzel olmadı. Yok, aç kaldım. Kaldın abi, aç kaldın. Sen bana börek göbelik seni. Yine ben. pot kırmayayım yani. Estağfurullah, niye pot olsun? Haddimizi böyle VIP almak gibi biz kimi. Ama bu işin çok da güzel bir tarafı var. Mesela günde kaç kişi yemek yapıyorsunuz? Ortalama günde kaç kişi yemek? Araştırma mutfağı aynı zamanda Clementi. Çünkü bunu hani çok önemli. Ne araştırıyorsunuz? Önemli. Unutulan lezzetleri, kullanılmayan gıda kaynaklarıyla ilgili yeni tarifler. Mesela işte bu kuzu göbeği mantarının için ben çok uğraştım. Şu anda çok yosun severim, için çok uğraşıyorum. Yosun? Yosun, evet. Çünkü bizim üç tarafımız... Deniz yosunları mı da kara yosunları mı? Deniz yosunları. Deniz yosunları. Kara yosunları da olur. Onu Japonlar uğraşıyor. Siz ne uğraşıyorsunuz? Onu Japonlar yapsın onu senin. Aa, yok yok yok. Şimdi bakın, olimpiyatlara gittiğinizde işte kim kazanıyor? Hani gastronomi olimpiyatları var. Gastronomi olimpiyatı. Ben de sanırım kimden? Öyle gastronomi. Güreşçiler kazanıyor. Danimarka, İsveç, işte Norveç. Evet, onlar çok acayip yükselmişler. Evet. Ama orijinaline baktığınızda sushi'nin mesela temelinde somon yok. Ama İsveç somonu sushi'ye sokmuş. Yumuş yani, evet. O yüzden biz de diyoruz ki hani bizim mutfağımıza, bizim malzemelerimize, yani ticarete katılabilecek malzemeleri mutlaka o tariflere mesela entegre edin. Ben birini gördüm, çiğ köteden sushi yapıyor mesela. İstanbul'da bir yerde. Yemedim ama gördüm yani, yemeği düşünüyorum bir İşte o noktada da yaratıcılıktan... Cılgırı çıkarmak yani. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi uzun kullanımlarda, öyle diyeyim ben, sağlığa olan etkisine bakmak mesela lazım. Ben şeyde Danimarka'da bir restoranda yemek yedim. Böyle bir ağaç dalı geldi. Üstüne böyle yeşil bir şey var. Restoranın sahibi René Redzepi diye bir adam. Onu ormandan topluyormuş ve onu bilmem ne buharına tutarak bir tat veriyormuş. Bayağı bildiğiniz yosundu mesela. Yosun. İşte o yüzden kara yosun diye sordum. Ama çok güzel olur yani, gerçekten. Bizim deniz işte bizim yani 160 çeşit yenilebilir yosun var şimdi. Yapmayın ya. Hepsi denizde. Hepsi denizde ve peki, müsilaj falan etkilemiyor mu? Ya müsilaj şimdi tabii ki bunların... İştahını kaçırdım şimdi. Aynen yani. Öyle. Marmara'dan toplanmıyordur. Şimdi bunların topluyorsunuz. Tabii ki yosunu daha o anda kesmeden ağzınıza falan atarsanız zehirlenirsiniz. Yani onun da şeyleri var. Topluyorsunuz. Ondan sonra bunu soğuk suda böyle şokluyorsunuz. Soğuk derken? Buzlu su. Buzlu suda. Buzlu su zaten. Sıfır derece üstte yani. Evet. Soğuk, şokluyorsunuz. Sonra onu tekrar deniz suyuna bırakıyorsunuz. Alıp. O zaman bitki strese giriyor ve sporlarını salıyor. Siz o sporlarını toplayıp kendi yerinizde güzelce yetiştiriyorsunuz. Yetiştireceksiniz. Ay, yosun yetiştiriyorsunuz. Ciddi ciddi. Temiz yosun yetiştiriyorsunuz ve onu ben mesela denizde bunca yosun var. Hani... Tırmıkla toplayıp bize yediriyorsunuz sandım. Gıdanın geleceği ileride eti azaltıp muhtemelen. Ama bakın ama bunları çok yapmayın. Şimdi ben geçen gün bir televizyon programında dedim ki ileride insana böcek yiyecek dediler dedim. Çünkü dünyadaki en önemli protein kaynaklarından biri dedim. Evet. Üstelik de bu kültürel bir mesele dedim. Yani çünkü Amazonlarda yiyorlar. Çin'de ben yiyorlar. Yedim. Afrika'da yiyorlar. Asya'nın Güneydoğu Asya'da yiyorlar. Her yerde yiyorlar. Yani dedim ki dünyada en fazla böcek var. Ve insanlar protein içeride bir gün gelince eğer bu hızla üremeye devam edersek bu şekilde neredeyse bölünerek ürüyoruz. Vay zaten sen bilmenesini yiyen profesör arkadaşı değil misiniz ve sen de böcek geliyor. Kardeşim yani denizden çıkan böceği yiyorsun, karadan çıkan böceğin ne farkı var yani. Hani yemiyorum ama ne olursa. Şimdi kültür etleri girecek hani laboratuvar ortamında. Onlar iyi mi izlediniz mi? Ya ben hani lezzet olarak biraz daha sağlıklı pişirme teknikleriyle çalışmak gerekecek üzerine ama... Bunlar tabii olmazsa olmaz şeyler. Yani bunlar geliyor mesela air protein dedikleri böyle hava oksijen karbondioksidi ete dönüştürdükleri bir sistem. Yemek işinin cılkını çıkarmışsınız. Yani bu anlatının hepsi çok acayip yeri. Siz herhangi bir restoranda yemek yiyebiliyor musunuz? Ben yiyemem. Değil mi? Hakikaten yiyemez. çok zor. Yani yiyorum tabii ben. Yani yiyorum, yemiyorum. Televizyon programı devam ediyor musun? Televizyon programı yok, devam etmiyor. Bilmiyorum. Peki televizyonda bunları yaptınız mı? Onları gösterdin mi? Ha. Bunlar araştırma. Bu araştırma. Ama çok iyi yani. Bu Türkiye'de bunlar araştıran birinin olması çok. Başka var mı bu işleri araştıran? Tabii yani üniversitelerde hocalarımız birlikte araştırıyoruz. Ben de işte ya Türkiye'nin ilk kadın master şefiyim.
Bunun da onurunu yaşıyorum. MasterChef deyince hani bizim aklımıza gelen bir geliyor. Televizyon programı Acun'un programı geliyor. Evet ama değil. O değil. Değil, o değil. Ha, ben sanki onu kazandığını sandım. Yok hayır o değil. Hmm. Az önce sözünü ettiğim pardon Vedat Başaran da bu işlerin üstadıdır. O da araştırmaları var uluslararası alanda. O da çok başarılı. Peki mesela malzeme bulma konusunda bir sıkıntı yaşıyorsunuz Türkiye'de? Yaşıyoruz tabii. Yani yaşamaz olur muyuz? O yüzden kullanılmayan gıda kaynakları. O yüzden ormanlar bizim hani... Dağlar, bayırlar, denizler. İşte aslında var yani yok değil ama önemli olan bunu ekonomiye nasıl kazandıracağınız. Yani. Ve dünya global ekonomiye nasıl kazandıracağınız. Bir de Türk çiftçisini tekrar çiftçiliğe döndürmek lazım. Türk ormancısını ormancılığa döndürmek lazım. Evet. Şimdi biliyorsunuz endüstriler gıda planlayıcılığı var. Aslında bu gizli kalmış bir meslek. Ama o endüstriyel gıda planlayıcılığı... Dışarı bir sırrı açıyoruz yani. Evet. Aha, süper. Mutfak sırların olduğu acayip bir konu. ve o endüstriyel gıda planlayıcılığında şey yapıyorsunuz böyle bakıyorsunuz ihtiyacınız var. Bak, ikisi nasıl heyecana dinliyor görüyor musun? İkisi de nasıl heyecana dinliyorlar yani. Çünkü çok acayip bir şey yapıyorsun. Ben göremiyorum. Bir tek bu sebebi konuyla ilgilenmeni var. Ben ekrana bakıyorum bazen ben, göremiyorum. Ben yemek yapmam diye. Ben rahatım. Yani çok güzel bir laf var. Yapan kadın yaptıran daha kadın diye. Ne oluyor ben yaptırırım. Ben yaptırırım. Evde aslında şimdi Covid'le beraber ben de daha çok evde yapmaya başladım. Çünkü eskiden işimi eve taşımıyordum. Sizin bir programınız da var. Bir arkadaşınızın eşi galiba evet. Şey yapmıyormuş değil mi? Ama gerçekten bütün gün mutfakta olunca insan gelince ama mutfak çok zevkli bir yer ya. İnsan acayip size sattığı bir yer. Evet. Yani. Ben mutfağa girince böyle her şeyi unutuyorsun yani. Yani Türkiye'yi kim yönetiyor, nasıl yönetiyor, kötü mü yönetiyor, dolar, euro, mark falan her şeyi unutuyorsun. Evet. O gıda planlayıcılarını da ben burada unutuyorum işte. Ama şu anda aklım bak bu yosunları, mosunları her şeyi anlatıyorsun. Benim aklım Altan abinin çiğ böreğinde. Doğru söylüyorsunuz. Var ya. İçim gitti. Şimdi, peki mesela bu yosunları falan siz menülerinize koymaya başladınız mı? Şimdi isteyen tabii şirketlerde ve isteyen yerlerde evet konuluyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Okuyan insanı dediler ki işte güzel app'ler çıktı biliyorsunuz. Uygulamalarımız var işte havanın durumu ile ilgili falan. Hani tarımın durumu ortada zaten. Şimdi hava durumuna eski Mehmet Ağa'ya sorsanız o elindeki uygulamaya bakmaz. Cep telefonuna bakmaz. O böyle bulutlara bakar. İşte der ki Ülker takım yıldızını ben bu Ekinoks'tan sonra şey görüyorum. Mehmet Ağa'nın bunları söyleyeceğini zannediyorum. Ülker takım yıldızını Ekinoks'tan falan yani diyor. Hani, der mi? Ekinoks'tan demez ama hani ben insanlara anlatsın bir şey söyler diye. Yani. Evet. Çünkü bizim doğa takvimimiz. Geleneksel bir şey söyler. Evet. Geleneksel takvimimiz çok kıymetli. Ve orada der ki o bulutlu görüyorsa 6 ay der yağmur yağmayacak. Yani onun o şekilde tahminleri var. Tabii bunu şu anda o bilimsel insanlar bu tarz halk bilgilerini alıp bunda var bir şey değil diye, araştırıyorlar. Evet. Yani siz de aynı şeyi mutfakta yapıyorsunuz. Ben de aynı şeyi mutfakta yapıyorum. Ve gördük ki bazı uygulamalar, bazı inovasyon teknikleri yani uygulatamıyorsunuz. O zaman dediler ki sen Mehmet Ağa'yı Oxford'a yollayacağına Oxford'luyu tarıma şey yap. Şimdi 30'lu 40'lı yaşlardaki insanlar biliyorsunuz hani özel çiftliklere evet, gidiyorlar. Evet çok acayip tarıma merak sağlık gençler var. İyi eğitimli yurt dışında falan okumuş gelmiş tarım yapıyorlar. İşte ne oldu ama o adam hani baktığı zaman gökyüzünü tam bilmiyor ama elinde çok güzel app'ler var, şeyler var. O zaman işte bu endüstriyel gıda planlayıcılığının yani deseni ortaya çıkmış. Çok acayip şey öğrendim bu akşam. Estağfurullah. Vallahi bildim. Çok acayip şey öğrendim. Evet. Değil mi abi? Çok enteresan. Biz hala çiğ böğüte kalmış. Senin sevdiğin yemek ne bu? En sevdiğim patlıcan, her şeyi çok seviyorum ben. Patlıcan kim sevmez. Patlıcan, dün evet. Bir patlıcan çorbası içtim. Hala tıpramam. Patlıcan çok gerçekten. Şimdi yarın onu evde dinleyeceğim bir ara. Nereden tarif? Tarif yok. Ben yiyorum. Yedikten sonra onu gelip evde bir iki denemede genelde şimdi biliyorsunuz yani. O bir dopamin kaynağı. Tarif patlıcan toplamak. Patlıcan mı? Yok. Tarif toplamak. Şimdi bütün hanımlar mesela izliyorlar her şey. Ama yazıyor. Evet. Kadınlar yazarlar. Yani cebine koyuyor. Çekmecesine koyuyor. Orada kitabın arasına koyuyor.
Her tarafta tarif var. Ama yapıyor mu? Bir daha onlara bakıyor mu? Bir daha onları bakmıyor yazılı mu hale getiriyor? Yani çoğu insan yazmıyor. O anda aklında ne kaldıysa onu. Şimdi herkes internete bakıyor mesela. Bakıyor işte yani, bir patlıcan dolması bakıyor. İnternette tarif var. Şimdi mevsimine göre beslenmek. Ama bir de el lezzeti diye bir şey vardır değil mi? Var mıdır? Kesinlikle var. Var değil mi? Ben mesela kaybettim. Pandemi de iyiydi. Artık yok. Ya hemen gelir. Bir kere varsa geri gelir. Mesela biz şey diyoruz işte, göz kararı olan kişilere anne denir. Şimdi çünkü birisi kadınlar yemek yapamaz falan. Kadınlar yemeği mesela 3 kişilik yapar ama 6 kişilik yapamaz falan diye bir şey söylemişti. Doğru mudur o? Yok canım. Kadınların şey, ne, o volümle matematiği ilgili olan herkes yapar. Değil mi? Ama benim yapamam yani lazım o zaman. Hiç anlamam matematikten. Enteresanmış. Sen yemek yapıyor musun? Çok. Evde yemek yemiyoruz, eşim yapıyor. Lale de yapıyor. Lale bu arada biraz daha yoğun mutfakta ama ben de yapıyorum. Lale sen restoran tabii işledin zaten. Restoran işlettim. Mutfağında da duruyordum. Çok severim. Hani 5 yaşımdan beri soğan kesiyorum. Ağlıyor ağlıyor. Evet. Yani bizim şeyde, bizim aile geleneğinde vardı. Yemek beraber yapılır, beraber yenir, beraber toplanır. Ve çocuğa soğan kesilir ki annenin babanın gözü yaşlanmasın. Küçük yaşta bıçak tutuşturun eline diyor. Çok seviyorum ben. Özellikle favori yemeğin ne mesela? Şunu iyi yaparım, şunu da iyi yerim dediğin yemek ne? Bu ise patlıcanları seviyorum. Yaptığım zaten şeyleri severek yaparım. Bir kere lale vejetaryen. Ona ayrı bir şey yapmam lazım. Ufaklık büyüme çağında çocuğa yemek beğendirmem sakın lazım. Sakın yapmayın çocuğa vejetaryen yapmayın. Yok canım, bir şöyle bir derdim. Ben eti, et, yumurta falan hiç sabah sormuyorum zaten. Yumurtayı kırıyorum. Vegan değil ama vejetaryen. Vejetaryen. Hayır neyse, o nispeten daha iyi. Doğan etini balığını yemeyi seviyor. Süper. Şükür. Hı-hı. Beni en çok mutlu eden şey şunu fark ettim. Yani sevdiğim insanları mutlu edebildiğim zaman ben beni en çok mutlu eden şey olduğunu fark ettim. Bunun da en kestirme yöntemi yemek yapmak. Kestirme yöntemi yemek yapmak. Evet. Çok güzel. Yani gastronomiyi keşfetmek lazım. Gastronominin nesini seviyorsunuz? Yapıp fotoğraf çekmesini mi seviyorsunuz? Yemeği. Yoksa ben asla çekemiyorum ben fotoğraf. Çünkü hemen yiyorum. Ben de öyle. Bazı arkadaşlarım var. Yemeğe gidiyoruz bir yere. Böyle hemen fotoğraf geliyorum. Genelde kadınlar yapar. Benim bir de böyle erkek arkadaşlarım var. Bu yemek işine meraklı. Onlara şok şok. Ya abi bozdun diyorlar. Bozdun, yemek bozmak için dedim. Doğru. Abi o kadar katılıyorum ki sana. O fotoğraf çekme hastalığı. Deli oluyorum ya. Geçen gün Antalya'da yedim, evet diye çok güzel bir lokanta. Çok güzel. Şahanedir çok yani. Kendi güzel lokantadan bir tanesidir. Gittik abi, yemekler geldi. Ben çatal aldım, kolumu yakaladılar. Ne? Fotoğraf çekti. Fotoğraf çekti. Ya Allah yarabbim ya. O zaman siz bir de mesela yemeği ben bu fotoğraf koymaya da biraz garipsemiyor şimdi. Ben hani yiyen sadece var, yiyemeyen var. Şimdi arkadaş yani grubunaysa gereksiz tamam koyamaz. Şimdi öbürünü de koydun mu yiyen ya var, yiyemeyen olmaz var yani. Olmuyor. Siz evet o zaman karıştırmayı sevenlerdensiniz. Yapmayı böyle yani ellerinizle falan yapmayı mı? Yemek yapmayı da seviyorum. Yemek yemeyi de seviyorum. Halen de anlaşılıyor. Yine 3 kilo aldım. 3 kilo veririm. Bize bir türkü daha söyler misin diyeceğim. Tabii ama tabii söyleyeyim. Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü yaklaşıyor. Onu saygıyla, rahmetle, sevgiyle anıyoruz. Ondan 2 tane eser söylemek istiyorum peş peşe. Peş peşe. Evet, biri Neredesin Sen? Allah. Sizler de eşlik edersiniz. Bir de etmeyi televizyona kapatmasınlar. Bir de Yolcu okuyacağım. Yolcu da çok özel ve güzel eserlerinden bir tanesi. Böyle hayatı anlatan bir eser. Bir de hadi dinleyelim o zaman. Dinleyelim abi? Dinleyelim tabii. Zevkle. Ya Altın abi kabul etmese dinlemez.
Büyük adammış değil mi? Ya müthiş. Evet. Sazında sözünde büyük üstadı. İki tane çok değişik tarz ikisi de birbirinden. Çok acayip. En sevdiğin kimdir? Hangi? Yani Türk halk müziği bestecileri ya da derleyiciler arasında. Ha, çok isim var. Birini tamam. Söylersem. Mesela öbürüne ayıp olur. Evet öbürüne ayıp olur. Vallahi hepsi. Doğru. Peki en sevdiğin bölge hangisi? Sanırım İç Anadolu. Evet İç Anadolu eserlerini daha başka hissediyorum ve okuyorum. Gerçi ben aslında bölge olarak ayırmıyorum. Daha çok makamsal olarak ayırıyorum. Yani Kürdi eserler daha çok hoşuma gidiyor. O ne demek? Makamsal yani. Mesela bu okuduğum eserler öyle. Türk halk müziğinde makam mı vardır? Var evet. Hiç bilmiyorum. İlk defa. İsimler farklı. Halk müziğinde farklı. Türk sanat müziğinde farklı. Ama biz genel çatı altında Kürdi eserler. İlk defa duydum. Ben hiç bilmezdim Türk halk müziğinde. Sen bilir miydin? Hayır. Ben de bilmiyorum. Bak
Bu öğrenmeni yaşı yok. Evet. 60 yaşında. Abi sen 50 oldun mu? 68. 58 yaşında. Geliyorum ben de oraya. Sen yakışıyorsun diye. Vardı ama. Halk müziği daha sözlü bir kültür olduğu için bu anlamda çok teorik bilgiler yok. Fakat biz konservatuvarda öğrenirken teorisi olan şeyleri öğrendik. Yani halk müziğinde de karşılığı var. Farklı isimler söyleniyor. Bu konuda tam birleşilmiş değil. Son durum henüz ne bilmiyorum. Geleceğiz daha. Bir konuşmam lazım hocalarıma. Ama Kürdi halk müziğinde de Kürdi diyoruz ya. Evet diyoruz. Allah Allah. İçinizde klarnet çalan var mı çocuklar? Yok. Ama çok yeteneklidir arkadaşlarım. Evet evet. Çok güzel çalıyor. Ağzam çalıyor. Evet. Ben bir şey sorabilir miyim? Burada? İstediğiniz soru lütfen sizin. Peki şimdi siz böyle sahneye çık, sahne almadan önce böyle özel yediğiniz veya yememem var gereken. Tabii. Evet. Mesela ayran, yoğurt, müzik etmem. Onlar kısıyor sesimi. Çikolata yemem. Çok güzel. Kuru yemiş yemem mesela. Kuru yemiş yemem. Buranın pH'ini bozmamaya çalışırım. Mesela limon, portakal suyu vesaire. Kahve, çay. Kahve, çay da. Çayın kuruttuğunu söylüyorlar. Yani yok, içmiyorum. Galiba hiçbir şey yemiyor anlık bile. Saat kala hiçbir şey yemiyorum. Evet. Ben de mesela hani böyle gaz yapan şeyler yenmez falan diye düşündüm. Bir şişkinlik yapar, şarkı söylemeye zorlaştırır falan. Yani özellikle öyle şeyler tercih etmiyorum. Fakat gittiğimiz her yerde bölgenin yemeklerini ikram ediyorlar. Mesela bir yerde çok rahatsızlandım. Kendimi çok kötü hissettim. Bir et yedim ama çok yağlı bir etmiş. Benim mesela çok rahatsız etti o. Ses tellerini etkiliyor. Evet, o titreşim, o gerginlik. Siz yeni bir uğraş buldunuz. Şimdi bundan sonra bunu zencelesiniz. Şarkı gastronomisi. Tabii ben bir kitap yazdım. Sevgili Kutsu Akıllı ile birlikte. O da yedikleriniz davranışlarınız olur diye. Ve onun da televizyon programını yaptık. Gastronominin farklı disiplinlerle ilişkisi. Mesela gastroarkeoloji, işte gastronomi ve arkeoloji. Gastronomi. Astronomi mi? Tabii astronomi. Ya uzayda neyindir diye falan mı? Tabii ya da çok. Başka gezegen. Yani 24 Allah güneş Allah. Döngüsü var. Ona göre beslenme, mevsime göre beslenme. Çıktı. Retro'da ne yenmez? Merkür. Yok canım ya bu artık. Onlar değil. Onlar astronomi, astroloji demiyorum. Astronomi. Astronomi. Bilim yani. Bilim. Tabii öbürü de halka indirgenmiş kısmı. Ya da eski astroloji, astroloji. Eskiden tek bilinmiş ama daha sonra bir tanesi halka dili işte uygun hale getirilmiş hali olmuş sanırım. Müzik zaten çok ilintili. Gastronomi ve müzik. Siz de seviyorsunuz. Müziği de seviyorum, gastronomi de seviyorum. En güzeli o yüzden iyi bir müzik dinlerken yemek. Evet. Mesela bilgisi vardır çok komik. Bunu anneannem de bana yapmıştı. Üniversite sınavına girerken bıldırcın yumurtası içirmişti. Hani yani. Çiğ bıldırcın yumurtası. Evet çiğ. Yani o kadar ısrar ettim ki hayır anneanne bu bir işe yaramıyor. Hani sadece midem bulanacak dedim. Ama zorla içtim yaradın yani. Yok. Kazanmışsın. Bir fark yok. Çok iyi. Şimdi bıldırcın fırtınası geliyor. Tam o dönemler biliyorsunuz. Böyle bazı fırtınalar muazzam var. Muazzam bir geleneksel kültür var yani. Yok estağfurullah. Kestane karası fırtınası var bu 1-2 gün içerisinde şimdi. Aslında. Tam zamanındayız. O da eskilerde bu kestane ağaçları çok yüksek insanlar topluyor ama tepelerde kalan kestaneleri topluyor. Onlar da bu fırtınaya dökülüyor. Evet kararıyor iyice. Bu fırtına onları götürüyor. İşte o dönem en iyi kestane yeme dönemi. Belki hani... Ben de kestanenin sonuna geldik zannediyordum. Hayır. Daha yeni işte. Eskiden mesela her şeyin bir mevsim var. Şimdi hiçbir şey mevsim yok. Yani. Tabii. Bütün sene kestane var. Bütün sene her şey var. Eskiden biz bekledik mesela işte domates kışın olmazdı bir sürü kere. Olur muydu? Olmazdı. Olmaz. Aslında biber neden olmazdı. Yemiyoruz domatesi kışın mesela? Niye yemiyoruz? Niye? Çünkü domatesin iç termal ısımızı azaltmasıyla etkisi var. O yüzden yazın tercih ediliyor ki. Soğutucu bir şey yani. Tabii soğutucu bir şey. Süper. Sıcak gecelerde mesela domates yiyip yatarsak üşür müyüz? Süper. İşte ıspanağı şeyle yemeyin. Bu enerji krizinde air conditioner açmak da mümkün değil. Ye domatesi yat. Süper. Şimdi eve gidip de domates yiyor. Yalnız çok domates yemeyin zaten 17 lira falan kilosu yani. 17 lira nerede buldun? Dün aldım 29 lira. Öyle mi? Ben bir gün önceydi. 29 liraya aldım. 17 lira var ama biraz kötülerdi onlar. İşte ben kötüleri alıyorum. Sakın söyleme müşterileri. Söylüyorum çünkü onları hiç bakın bir elmayı 40 yaprak besliyor. 40 tane yaprak besliyor. O yüzden ben hani seçemiyorum.
Annemi geleni alıyorum. Seçmemek lazım. Yani. Seçmemek lazım. Hepsini tüketecek güzel bir yer çıkar. Ya hepsinin biri var yani yumuşak domatesi de. Sos yapıyorum. Domates reflü de sıkıntı. Tabii. O yüzden. Asiditesi. Yani onlar da kullanmayabilir. Domates asidi yüksek midir? Yüksektir. Reflü de kötü domates. Ama domatesi kabuğunu soymadan yiyin. Yani. Ya ben bugünüm hayatımda en çok şey ne yapıyorum. Yani onca yıldır bilim programı ben bu kadar şey öğrenmemişim. Vallahi bilirim. Ama İlber Hoca duymasın. Yok. Ama gastronomiyle tarif. Bu güzel. Peki abi şimdi mesela tiyatrocuların muazzam güzel sesi var. Sen böyle şarkı söylemeye falan merak sardın mı hiç? Söyledin mi? Yemeği biliyoruz bir tamam. Bir iki tane şarkım var. Bir tanesini işte ortadaki oyunda söyleyeceğim. Sabret Gönül diye. Evde mevde içince falan da söyler misin? Tabii söyleriz yani. Birkaç tane şarkıyı söyleriz evet. Çünkü hiç enstrüman çalamadım ben. Yani ne mızıka ne yeteneğin melodika. Yoktu. Hayır almadılar. 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 İşte ilkokul birden beri yatılı okuyoruz ya. Onun için peki, çok okulda iyi birinde de mi yoktu abi? Çok iyi yoktu yani. İyi sıçrar mısın? İyi sıçrama onun için dayağı yedik Diyarbakır'da işte yani. Sıçrık çalıyoruz diye tabii. Ama abi meslekler bizden müdürü taklidi yapınca dayağı giriyor. Sizin de öyle teknikleriniz var mıdır yani çıkmadan önce değil mi? Tabii mutlaka hiç bizde vardır, de yenmez. Tabii. Yani sabahleyin kahvaltıda ne yediysen akşam oyuna kadar tabii. Yani, top karınla oynanmıyor. Top karınla oynanmıyor. Aşıdan bayılmaz mıyız orada? Yani bir parça belki kraker onu atacaksın ağzına. Dişlerin arasında kalmayacak. Tabii bir su içeceksin falan. Tabii yani yoksa öyle ağır bir yemek falan mümkün yok yani. Aç karınla insanın farkındalığı çok daha artıyor. Tabii. Evet artıyor. Tabii. Tok insan tembel insan. Bunu söylemeyin. Katılıyorum. Yapmayın bütün gün çalışıyorum ya. Bunu kullanırlar. Onun ekmeğine kan doradınız. Yemek satamayacak şimdi. Herkesin kendi gerçekleri var. Ben tembel sınıfına geçtim bir anda. Ama soğuğun öğrenmeyle ilintisi var mesela. İşte sonbaharda başlıyor ya okullar. Hı-hı. Mesela onunla ilgili bir çalışma yapılmış işte. Sonbaharda neden okullar... Çünkü sıcaklık düşüyor. Zaten neyse. Ülkelerin de kuzeylerin yanında daha zengin ve daha gelişmiştir. Çok doğru. Bakın çok güzel bir gözleminiz. Evet. Bazen de o soğuklar falan şans da oluyor. Adana'da Beyaz Gelincik dizisi çekilecek. Biz Adana'ya tiyatroya hep gideriz. Kulakları çınlasın. Muhsin kebapçı Mesut göbek böyle götürdük ekibi oraya. Yönetmenimiz dedi ki. Kışı nasıl buranın dedi. Onun gömleği böyle. Abi kış nasıl biliyor musun abi? Kış bu abi. Şimdi evet. Şimdi çocuk şaşırıyor. Ben böyle bakıyorum. Abi bak. Bu yaz abi. Bu şimdi kış abi. Allah'ım bu abi. Bu kadar abi. Canım abim benim. Bu kadar abi. Falan deyince. Herkes ekip ve dekorcular falan çok rahat oldu. Kostüm fiyatı. Ama bir kış yaptı bize. İç pantolonlar verildi. Sular dondu. Abi, dedim Muhsin ne oldu? Bilmiyorum abi. Ne oldu bilmiyorum. Vallahi billahi bilmiyorum. Rabbime sevama diye. Yukarı bakıyor. Mesut da yedirmeye. Hakikaten yedirmez. Biz de dün -5'te konser verdik. -5'te açık hava konseri. Sivrihisar'da yani öksürmeye başladım ben bu arada. Dinleyen var mıydı? Dün akşamdı. Şimdi öksürmeye başladım. Enstrümanlarımız düştü sahnede kırıldı. Mesela gitarımız şu an. Siz şimdi Sivrihisar'dan buraya geldiniz. Evet. Nazar sizin programınız. -4 derece mi dedik? -5. Sivrihisar'dan -5 derece mi? Şöyle ayakta duramıyordum yani. Adım atıyordum ki hani o rüzgar beni de devirmesin hep böyle diye. Mi olurmuş? Şansın böyle oldu. Yani bilmiyorum. Öyle soğukmuş olur, orası. Eskişehir'de öyle olur. Sivrihisar Eskişehir. Şimdi -5 olan bir yerde geceliğin kızcağızlar niye konser verdiler? Delirmiş mi bunlar? Öyle oldu. Açık havada. Açık havadaydı evet. Vallahi kazak mazak gizlilmiş hepsinin. Parka, mount, pal. Çok etki edeceğini düşünmüyorum. Eller açık, yüz açık. Vay. Ama zor bir şey. Ama yani soğukta daha iyi performans oluyor. Hançerem daha hızlı dönüyor hançeren mesela. Hançeren dönüyor ve şimdi hançere gitti şimdi işte. Hançere gitti öksürmeye başladı. Yarınki konser cortladı. Yok. Olur mu? Kurtarırız bir şekilde. Bir şekilde idare ederiz. Peki mesela bütün sene sağlıklı kalmak zor olmuyor mu? Kalamıyorum zaten sağlıklı. Yaklaşık 3 hafta önce korona oldum ikinci kez. Çünkü öyle inanılmaz kalabalık. Evet göremiyoruz birbirimizi. İnanılmaz kalabalıklar içine gidiyorum. Araya cevabınız akıyor. Ve benim normalde TRT'den dolayı hayran kitlemin yaş grubu 50 plus'tı. Şimdi çocuklar oldu. Evet annem şimdi mesela de çok meğersem çok dinlermiş seni. Yani çok teşekkür ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Şimdi çocuklara indi ve inanılmaz kontrolsüz bir çocuk sevgisi var. Beni gördüklerinde sarılıyorlar, öpüyorlar. O korona yapıyor.
diyorlar. Tabii. Ve bulaştı ikinci kez ve ciddi şekilde ağır geçirdim. Ağır mı geçirdim seni? Evet, ağır geçirdim ikisinde. Bir nefes sorunu oluyor. Ağır geçiyor. Ama çocuklara hitap ediyor. Bir şarkıcı için korona hakikaten sesinin falan. Nefes etkiliyor, evet. Nefes konusunda sıkıntı. Ama şimdi iyisin. Daha iyiyim. Tam iyileşiyordum, yine öksürmeye başladım. Şimdi de şimdi sivri saçlı çok iyi. Evet. Ama çok güzel ağırladılar şimdi, şey olmasın. Ne yediniz? Muhteşem bir sucuk yedim. Hmm. Yani böyle bir lezzet yok. Yapma yani. Yani can çekmiş olmasın. Bir de saç tava yedik. Kendi etleri Boğazda çok... Boğazda da her yere bir saç tava dayadı adamız. Ama çok lezzetliydi. Gönül Dağı hatta şeyin adı dizi, da. Evet, yediğimiz dizi. Yer. Evet. Yo, dizinin sizin adından de, sonra he, olmuş. Koymuşlar değil mi? Evet. Çok lezzetli. Ha, diziden sonra adını vermişler ona. Evet. Diziye de. İlginçmiş. Yolunuz düşerse Emir Dağı yolu üzerinde. Sivrihisar'dan Emir Dağı'na doğru giderken bayağı para almadım bu arada, reklam değil. Tamamen çok lezzetli olduğu için söylüyorum. Emir Dağı. Emir Dağlar genellikle Belçika'dadır değil mi? Evet, oraya gidiyor. Ortada da. Kaç konser oluyor senede ortalama? Geçtiğimiz yıllarda 3 ayda 25, bu yıl 2 katı oldu. 50'ye yakın. 50. Evet. Samsak Döveci'nin etkisiyle. 60 günde 50 konser. Evet. Yani bir gün boş, bir gün doludan daha fazla. İki gün dolu, bir gün boş. Turneler oldu. Hiç yani turne yapabileceğimi düşünmüyordum. Çünkü eskiden vardı bunlar. Yani olmaz diye düşünüyordum. Yaptık peş peşe. Çok büyük başarı. Çok zordu ama. Evet. Çok zordu. Ama çok keyifli oldu. Bu arada ekranda inanılmaz iyi çıkıyor. Sonunda farkında mısın? Teşekkür ederim. Ya için çok neşeli, güleç falan çıkıyor. Zaten öylesin de yani ekranda da öyle çıkıyor. Mesela ben de öyleyim. Ben ekrana kötü çıkıyorum. Kameranın sevdiğini söylüyor. Evet, kamera sizi çok seviyor. Ama sizi sevmek için zaten herhalde değiyor olmak üzere. Çok inanılmaz şey değil mi? Doğru, muazzam doğru. Yani. Teşekkür ederim. O sizin inceliğiniz. Çok teşekkür ederim. Süper bir enerji. Bu akşam herkes çok çok enerjik. Siz de öyle. Sağ olun. Benim aslında bu saatte o şey. Bu şeye takıldım ben. Bu VIP yemek konusuna takıldım. Siz her zaman için benim VIP'imsiniz. Ya ne, peki sizin yemekte nerede yiyeceğiz biz? İlla bir büyükelçilikle falan bir davete mi katılmak lazım yani? Ya anlattınız böyle. Şimdi ben sizi ağırlayayım böyle, bir gün. Yosunlar var, şunlar var, bunlar var böyle bunların. Evet, ben sizi bir gün ağırlayayım. Böyle olmayacak. Ekip hazır. Bunlar beraber gidiyor. Arkadaşlarla beraber. Yapımdaki Altın Bulunberg arkadaş. Yani. Ben yosun yerim. Çok severim valla. Çok seversiniz. Makame bayılıyorum. Peki mesela bu Japon yosun, esin yosunlar farkında mı? Bu suşileri... Yani tabii işte yani şu anda sushi'de 14 tane falan çeşit kullanıyor ama benim için önemli olan yani Türkiye sınırları içerisinde yaşayanlar. Japon yosunu, evet, yerli ve milli yersin. Aynen, yerli ve milli. Şeyde dronlar gibi, yerli ve milli. Aynen öyle. Süpermiş. Şimdi aslında en son bu yedikleriniz davranışlarınız olur kitabın programını yapmıştık. Yeni bir program olursa kesinlikle hani böyle değişik, hani inanılmaz böyle farklı bir boyutta onlar olursa yapmak isterim. Program. Yoksa, evet, program yap. Yoksa onun dışında çok insan artık... Öbür zaten çok her tarafta ben bakıyorum bir sürü... Keyifli olmuyor. Yani kocasından sıkılmış kadın televizyon programı yapıyor. Haldır haldır haldır. Evet, herkes yemek herkes yapıyor. Herkes yemek yapıyor. Bir dönem yani bütün YouTube'da... gazeteler tabak dağıtıyordu. Aynen. Yani ne kadar bitmedi ya o, bitmedi. Evet. Şimdi burada herkes yemek yapıyor ya. Herkes bu gazeteler tencere tava dağıtıyor. Şimdi tava veriyor o zaman çalıştığım gazete. Birisi de komşu galiba kupon biriktirmiş, bana kup verdiler, götürdüm işte tencere tavayı aldık, üstüne oturmuş, eve geldiğinde tava, yani kadına götürdüğünde tava dümdüz olmuştu. Bildiğin çok... teneke. Evet. Ama iş gördü onlar, evet, müzik setleri. Herkes müzik setleri. Gördü. Herkes evinde ansiklopediler ama evet. Sonra hatırlamazsınız. Yok var. Onlar duvarları lambiri gibi kaplamış. Boydan boya böyle. Sabahın verdiği, ara bizde kadar hürriyetin verdiği, bilmem ne hürriyetin verdiği ve bütün herkes evi ansiklopedi. Bir kişi kapağını açıp baktıysa ne oluyor? Açmadılar ya. Ya da o zaman sevmiştin değil mi? Türk halkı kültürlenecek falan değil. Kapağını açmadılar, sadece salona duvar yaptılar. Açsaydı böyle mi olurdu sokak yani? Böyle şey, bu benim cahilliğim. Yemek kitabı yazdın mı bu arada? Yedikleriniz davranışlarınız olur yazdım. Yok, bu yemek kitabı yemek değil, değil ama değil, tarif kitabı değil. O bambaşka bir kitap. Tarif kitabı zaten yazamazsın. Nereden yani, bulacağız? Yani, yok, bazı tarifler var. Gerçekten ben bile böyle tarifin malzemesine bakıyorum. Bende sadece ben tava yaptım. Var yani. Başka bir şey yok ya. O kadar değil. Ama şöyle... Ocakta bu yok. Ya, yani değişik. Şimdi ben bu çok yoğun çalıştığım zaman tabii sizlere karşı bunlar söylenmez. Ayıp.
Ama hani arada benim de yoğun çalıştığım zamanlar oluyor. Televizyonla ilgili şey. Yok öyle değil ama o ama ben adet en yoğun çalışıyorum. Temponuzu biliyorum en yoğun ben çalışıyor. Sizin. Gerçek temponuzu biliyorum. Bir yandan geziyor, bir yandan söylüyor, bir yandan yiyor, bir yandan içiyor sucuklar. Bir de fotoğraf kısmı var. Fotoğraf sohbet çekiyorsun. Kısmı var. Tabii. Yani kıramıyorsunuz insan. Ha tabii doğru bir de o var. Şimdi o yoğun dönemde. Fotoğraf kısmı çok çetrefilir. Evet zor bir alan. Hakikaten zor yani. Yoğun dönemde. Yoğun dönemde. Teşekkür ederim. Gece işte 12'de falan. Eski program arkadaşı olduğu için sizi can kulağına geliyor. Evet. 12. Tabii çünkü. O da olabilir. Onunla birlikte olan programı içmeye çalışıyorum. Geç Ankara'dan çıkıyorum. 12'de program bitiyor. Gece. 2-2.30 gibi hani İstanbul'dayım. Ondan sonra hani köprü trafiğine kalmayayım diye Beylerbeyi tarafında bir stüdyomuz vardı. Oraya gidiyoruz. İşte sabahtan öğlene kadar bir program çekiliyor. Öğleden sonra başka yani toplam o günde 3 program çekiliyor. Ve 3 tane kanala haftanın her günü şeklinde 3 kanala program yapıyorum. Hafta içi her gün. Oo. Böyle bir tempo. Tabii ben dedim ki hani araba kiralayayım dedim. Düz şey üst şey olsun hani hızlı üst segment gitsin olsun. Falan. Ferrari aldım dedi. Yok. Kiralık. O kadar kazanıyor muyuz bilmiyorum ben. Yani. 3'te 100 o programı. Yani neyse yani, şimdi neyse. Devam edeyim. Sonra isim söyleyemiyoruz. Neyse. Her şeyi söylemek serbest. Ne güzel. Ne? BMW. Ya güzel, gayet iyi gidiyorum ama basıyorum gitmiyor, basıyorum çekirdek gitmiyor. Almış. Ya yok, yani onda da uyarıyor zaten. Neyse geldim İstanbul'a verdim arabayı. Ya dedim hızlı dediniz dedim, bir türlü şey olmadı. Dedi modunuz neydi? Dedim modum gayet iyiydi. Hiçbir şeyim yoktu yani. Eko mod. Hayır hanımefendi dedi işte arabanın da modu. Ya ben ne bileyim arabanın da modu olduğunu. Meğerse onların da modları varmış. Allah Allah ben ilk defa dedim. Mesela, ya, araba demek ki siz hep sports'tan veriyor. Kullanıyorsunuz. Allah Allah. Ben de arabayla ilgili şeyi yeni öğrendim. Bu emniyet kemerinin olduğu kısım ayarlanabiliyormuş. Hayır arkadaşlar. Evet var, ben onu ya, yeni öğrendim. Bizim evet, çocukluğumuzda emniyet kemeri diye bir şey yoktu. Öyle düşün yani. Evet, biz direksiyona yapışıyorduk. Yapışıyorduk. Her, her kazada ön camdan birkaç kişimizi alıp da dişçiye gidiyorduk. Ay Allah kızım. Şimdi siz şanslısınız. Ayarda bir emniyet kemeri var. Var mı araba kullanım soru bu? Tabii ben 15 yaşımdan beri kullanıyorum. 15 yaşından ehliyetsiz başladın ya. Tam evet. Rezalet. Var mı İktiraf şöyle? Güvenli alanda başladım. Trafiğe kapalı alanda. Trafiğe kapalı alanda evet. Bu da büyük yalandır. Bir tweet'e yazmadan bunu söyleyeyim. Yok gerçekten öyle ama. Şimdi kendi babam kullanım. Kendi veriyordu yanımda. Turnileri araba mı biliyorsun? Yok hayır. Yani araba süremem. Niye? O yollar çok uzak. Hani uzak. Hem araba süreyim hem de performans hazırlanayım. Makyaj, fotoğraf, sohbet, sahne. Ama şehir içinde kullanıyorsun. İstanbul'da mı tutuyorsun genellikle? Evet İstanbul'da kullanıyorum. İzmir'de ilk bir an kalmadı artık. Yok ailem orada aile yaşıyor. Orada. Ben burada erkek kardeşimle birlikte yaşıyorum. O da müzisyen. O ne yapıyor? O bas gitar çalıyor. Ha. Aynı zamanda ses mühendisi. Stüdyomuz var. Stüdyo var. Evet. Süper. Mutfağımız da hazır. Yani abla kardeş birlikte üretiyoruz evet. Ya şahane. Şimdi yeni eserlerim çıkacak. Bugün de hatta okumaya yaptım. Yeni eserler derken beste? Evet beste. Benim değil ama beste çalışması var iki tane. Hı-hı. Ama ben yine de her ay böyle anonim türküleri dijital platformlara taşıyorum. Her ay dijitale iki tane şarkı koyuyorsun. Bir veya iki zaman buldukça okuyorum. İşte sesimin durumuna bağlı biraz. Bayağı çalışıyorsun sen. Turne, dijital, evet. Beste, stüdyo. Hiç durmuyorum kayıt. Evet. Çok seviyorum çalışmayı. Yaşını soracağım ama şimdi kadınlara yaş sorulmaz der. Sorulur. Ama çok genç, gençsin. Güzel. 29 yaşındayım. Aa. Evet. 22 gösteriyorsun yemin ederim. Ay çok teşekkür ederim. Daha, ben daha gençim. Maşallah. Sağlıklı. Bitti mi diyorsun? Güzel güzel konuşuyoruz. Niye bitsin ki anlamadım ki. bu adamları nerede bulacağız bir daha? Onlar gitsin. Sizi gidin biz daha. Bir bölüm daha çıkar bir daha. Karnımıza çıktı. Bakalım. Bitti diyorlar kusura bakmayın ya. Bir şarkı daha söyler misin? Var mı? Söylerim. Hazırda bir şey var mı? Ya aklıma şey geldi. Uzun zamandır okumak istiyordum. Bom bili 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 bom. Aa öyle bir şarkı vardı hakikaten. Evet. Yıllarda dinlemedim ha. Ya da Samsak Döveci'ni mi okusam evet aslında? Ya. Yani böyle Ebe Gümeci üzerine hiç konuşmadık aslında mesela. Ebe Gümeci lütfen yem çok güzel bir şeydir. Yemekle ilgili. Yapıyor musunuz? Ben her şeyi yapıyorum. Ben size de yapacağım. Söz. Allah Allah. Bakın söz verdim. Ebe Gümeci'nin ismi de... Nerede giriyor isim peki Ebe Gümeci'nin? Siz biliyor musunuz? Neyi? Ebe Gümeci'nin isminin nereden hayır, geldiğini. Benim bildiğim birkaç... Bu size biliyor işte. Birkaç mi? Tane takipçim göndermiş kitaptan. Şöyle yazıyor. Zamanında ebeler bu tohumu gömdüğü için
halk da ona ebegümeci demiş. Ne kadar güzel. Gümeci ne acaba? İlaçlarda da gömmekten kullanıldığı için. Gömmekten geliyor herhalde. İlaçlarda da kullanılıyor, yemeklerde de kullanılıyor. Ve bunun üzerine bir türkü yakılmış. Kütahya Tavşanlı Türküsü. İşte bakın, Tavşanlı Türküsü mü? Tavşanlı Türküsü. Bu inanılmaz araştırılacak bir şey. Yani buradan türküden alıyorsunuz bilgiyi. Sonra ebegümeci ile ilgili araştırılır. Ispanak gibi yemeği yapılıyor benim bildiğim. Evet, etnobotanik. Evet. Etnobotanik bu da o bilimin adı. Kulinoloji. Yine bir şey öğrendik. Çok değişik. Ya, yemin ederim ki İlber Ortaylı falan sizin yanınızda halt etmiş. Estağfurullah. Ben bu kadar bilgi aldım. Başka bir insan görmedim. Yani, İlber'i attığını biz de arayıp tarayıp bir yerden buluyorduk. Yani sizin hayatınızı öğrenmek mümkün değil. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Müthiş çok naziksiniz. Müthiş bir kültürel hazinesiniz yani. Gerçekten. Yani şaka yapmıyorum. Abartmıyorum da. Yemekle ilgili ilk defa bu kadar farklı şeyler duydum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ben de eve gidip yosun yetiştireceğim. Yosun yetiştireceğim. Valla. Yetiştirin. Çok para. Para var mı? Ooo. Kuzu göbeği neredeydi, mantarı falan mı? Bir kilosu bundan 5-10, 5-6 yıl önce 500 euroya satılıyor. Kuzu göbeğini. Kuzu göbeği mantarı. Ama şimdi tabii daha o. Daha da pahalı. Kuzu tabii. Göbeği 500 euroya geçti mi şimdi? Kuzu göbeğini doğada yani ormanda ormanı direkt buluyor. Benim evet. Toplayan arkadaşlarım var. Benim de var arkadaşlarım. Özellikle Sarıkamış taraflarında falan. Ondan sonra ben yalvar yakar taze taze göndertiyorum bana. Ama çoğu yurt dışına gidiyor. Evet çoğu yurt dışına gidiyor. Onun dışında bir tane yani mantar toplayan arkadaşlarım var. Instagram'da çok tavsiye ederim. Cemal Hünerci diye bir beyefendi var. Bütün Trakya'da geziyor. İşte İstanbul çevresinde topluyor. Benim arkadaşım var. Galatasaray dizisinde arkadaşım. Gilbert Barutçu. Evet ben gezdim onu. O şey manyağı. Ama birkaç kere zehirlendi ölüyordu. Normal. Atıyorum böyle bir şey olmadı. Sallıyorum yani böyle bir şey olmadı ama olabilir yani. Sürekli mantarlarla geziyor böyle. Kafasında bir şapka. Evet. Üşütmüş vaziyette. Mantar soğuğu yani. Domates soğuğu orada öğrendik bu arada. Bu domates müthiş böyle. Yani evet. Kusura bakma. Hiç böyle lafa daldık. Sen bize güzel bir ebegümeci mi? Ebegümeci. Ebegümeci ile veda edelim. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok onurlu sene. Sağlıklı mutlu yıllar diliyoruz. Seni tanımak çok hoş oldu. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bir kültür abidesi olarak burada, daha yemek kültür abidesi olarak burada bir yıldız gibi pardon. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Siz zaten söylemeye gerek yok. Çok teşekkür sizle veda edeceğiz. Çok sağ olun. Langıdı lang lang langıdı lang lang samsak döveci. Gümbüdü gümbam 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 eve gümeci. Ebelerin ilacıdır ebe gümeci. Uyuz eşek yancasıdır sanki hadi. Eve gümeci, evelerin ilacıdır
güm vüdü güm vam güm vam güm vam eve gümeci. Evelerin ilacıdır eve gümeci. Uyuz eşek yancasıdır eve gümeci. Çok koydu şarkı. Ama işte neşeli bir şarkı. Yemek var için. Sürekli dil düşaklı.